Kısaca kendimden bahsedeyim, e, Genellikle unutuyorum. Engin hocam da beni hep uyarıyor, hocam yine unuttunuz kendinizden bahsetmeyi diye. E, kısaca bahsedersem ben e, kimya mühendisiyim e, ve e, bu TCO ile yolum 2013 yılında kesişti. E, kendi sağlığım için e, aslında öncelikle e, bu öğrenmek istedim. Bir taraftan da nefese ilgi duyuyordum. E, ...nefesi hem öğrenmek hem de aktarmak gibi bir özlemim de vardı... ...ve bunu doğru bir yerden... E, ...yakalamak e, için e, Buteyko'yu öğrenmek istedim... ...o zaman Türkiye'de eğitmeni yoktu... E, ...ve en yakın gidebileceğim ülke benim için en rahat ülke Hollanda'ydı... ...Hollanda'ya gittim ve orada Dick Cooper'dan e, Buteyko eğitmeni dikten ...kendi sağlığım için Buteyko'yu öğrendim... ...ve gerçekten Engin hocamın da bahsettiği gibi aslında... Ne kadar çok doğru kabul ettiğim bir sürü yanlış varsayımlarımın olduğuyla da orada yüzleştim. Ee, tabii çok etkilendim. Daha sonra bunun eğitmeni e, olmaya karar verince de e, bu işi Patrick'ten öğrenmek istedim. Çünkü bu tek koyu gerçekten ...dünyaya tanıtan e, en yaygın olarak e, tanıtan eğitmen Patrick ve e, İrlanda'ya gidip eee Bootycook International'da e, bizzat Patrick'ten eğitim alarak hatta öyle bir şansa sahip oldum ki Patrick'ten özel eğitim aldım bile diyebilirim çünkü o zaman konu bu kadar popüler değildi. Şimdi Patrick'in eğitimlerini yer bulmak mümkün değilken, ben bir noktada özel eğitim alma şansına sahip oldum ve Patrick'in İrlanda'da son kullanıcılara verdiği eğitimlere de asistan olarak katılma şansına sahip oldum. Böylece bu Butayko'yu Türkiye'ye getirmiş olduk. bu Butayko, Konstantin Pavlovich Butayko'nun Ukraynalı doktorun e, geliştirdiği bir e, solunum yöntemi. 1950'li yıllarda Oksijen Advantage ise Buteyko'nun üzerine Patrick McKeown'un yapılandırdığı bir sistem. E, Oksijen Advantage fonksiyonel e, solunumu tamamen Buteyko'dan alıyor. E, Oksijen Advantage'ı ele alacak olduğumuz e, olursak eğer, e, bir fonksiyonel solunum kısmı var. Bir de Yüksekte antrenman etkisi oluşturan e, bir takım güçlü nefes tutma egzersizleri var. Fonksiyonel solunum tamamen buteyko'ya dayanıyor. Dolayısıyla Oxygen Advantage'da aslında buteyko yönteminin üzerine yapılandırılmış, PETİK tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Ben tabii e, Petrik'le yakın çalışmamın sonucunda e, bin e, 2018'de e, Oxygen Advantage e, eğitiminde oldum. Dolayısıyla onu da Türkiye'ye getirmiş olduk. Bu teori ilgili kendim bir kitap yazdım. Tüy gibi hafif bu teyori nefes metodu. Eee de Atomik Fokus ve Oxygen Advantage kitaplarını Odaklan ve Oksijen Etkisi başlıkları altında Türkçeye çevirdim. Ve Engin hocamın da söylediği gibi Oxygen Advantage eğitmenliğini Quadro Athletics ile birlikte Türkiye'de düzenliyoruz. Bir tanesini sanırım iki sene önce düzenlemiştik. İkincisini de Şubat ayında yine Petri'nin katılımıyla düzenleyeceğiz. Bu eğitimde amacımız fizyoterapistlere, işte fitness antrenörlerine, sporculara, sporla ilgilenenlere yani spor profesyonellerine ya da Hayatında amatör de olsa spor yapan kişilere aslında bir bilezik hediye etmek ve fonksiyonel solunumu kendi danışanlarına aktarmalarına aracılık etmek. Bu eğitimimizin, Şubat ayındaki eğitimimizin amacı bu. Bu sertifikalı bir eğitmenlik eğitimi. Şimdi oksijen avantajı e, duyanlarınız vardır, bu teyko'yu da duyanlarınız vardır. Belki hiç daha önce duymamış olanlarınız vardır. Ama mutlaka bu akşam burada biz eğer 96 kişi toplandıysak bir yerlerden nefeste ilgileniyorsunuz. Şimdi aslında nefes öyle bir konu ki, hani sanki. Hocam, ben burada bir ara bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Konuya girmeden siz. Lütfen. Şimdi e, önümüzdeki ben ilk. Benim hani e, uzmanlıktaki doktora, doktorada çalıştığım şey tez döneminde e, hareket kalitesi ve düzeltici egzersizlerdi. O zaman düzeltici egzersizler kelimesi literatürde çok kullanılmıyordu, yoktu yani. Hı hı. Ve ben o dönem altyapı sporcularının hareket kalitesini incelerken onların 5 yıllık gelişimlerini de inceledim. Yani ne kadar sakatlandılar, hangisi üstlere çıktı vesaire. O zaman çocuklar hani şey yapıyordu ya makara yapıyorlardı biraz. Şey tabirle haf biriyle Bunları iyi yaparak mı biz sporcu olacağız diyorlardı. Sonrasında 5-6 yıl sonra 7 yıl sonra dünyanın bütün elit kulüpleri işte Barcelona'sı, Bayern Münih hepsi bu FMS sistemini bilen özel koçlar tutmaya başladılar. Hareket kalitesi dediler ki çok önemli bizim çünkü yüklenmeyi de etkiliyor. Bu onun üzerine çalışmalar çıkmaya başladı vesaire gündeme gelmeye başladı. O beyinlik yaparken çok gündemde yoktu. Şimdi nefesle ilgili de benim spor camiasında gördüm. Tabii ki ilgilenenler var ama derinlemesine bir bilgi yoktu. Hatta şimdi son dönemde geçen sene, bu sene gördüm. İge Sibiyotek var. Dünya tenis bir numarasıydı bir dönem bayanlarda. Onu paylaşacağım hocam. Aynen öyle. Evet. Görsellerin hazırlığı. Evet. bantlı birlikte çıktı. Muhtemelen önümüzdeki beş yıl içerisinde ben şunu göreceğimize inanıyorum. Yani hani öngörüm bu. E, sahalarda yani basketbolda olsun, diğer profesyonel sporlarda olsun, futbolda olsun insanların ağzında en azından bankları gör görürsek şaşırmayalım. Çünkü bu gelecek mutlaka. Çünkü performans dediğiniz şey artırmak limitleri belli olan bir şey. Yani hani ucu bucağı olmayan bir şey değil. Dolayısıyla çok küçük küçük yerlerden kazanımlar elde etmeniz lazım. Burada artık ihmal edilen, üzerine düşünmeyen tek konu nefesle ilgili şey. Yaralanma sonrası dönüşte mesela sonuçta sporcu herhangi bir sprint ya da akselerasyon çalışmaları yapamıyor. O dönem mutlaka yüksek antrenman etkisi çalışılacaktır. O bantları yine göreceğiz. Hı hı. Bence çok yakın dönemde bantları spor dünyasında görmeye başlayacağız. Benim tavsiyem şu arkadaşlara eğitimler yani bizim sizin YouTube'da da bizde yaptığınız ciddi e, ücretsiz açtığımız bizim şeyler var hani e, toplantılar var eğitim yani eğitimle ilgili değil yani nefesle mutlaka ilgilenmeleri gerekiyor hani ses sayısı tekrar sayısından çok daha önemli bir konu çünkü performans artırımında onun etkisini kendileri de görecekler ben hani başlamadan siz konuya böyle bir spoiler vermiş olayım size bırakayım sonrasında hocam hı hı. hocam çok teşekkür ederim Güzel çünkü ederim. aynı noktadayız biraz sonra sizinle paylaşacağım bazı sayfalar var ben de hazırlığımı tam da bu yönde yaptım yani şu yönde yaptım Nefes konusu ne zaman dikkatleri çekiyor? Aynen sizin söylediğiniz noktada bir futbolcu ön plana çıktığında bu konuda, bir tenisçi ön plana çıktığında bu konuda, o zaman dikkatler çekilmeye başlıyor. Çünkü mesela klinik anlamda da bu konuda çok fazla çalışma yok. Mesela burun solunumu dediğinizde çok fazla bunu araştıran bilim insanları da yok. Yani bir ilin parmaklarını şu anda geçmez. Fakat bu konu popüler oldukça eminim klinik çalışmaların sayısı da artacaktır. Mesela e, George Dallan var. Burundan soğununla ilgili e, çok güzel 2018'de çalışma yapan bir bilim insanı. Onun e, bizim Patrick'te yaptığı bir podcast'i dinledim. Herkese de öneririm Oxygen Adventure podcast'lerini. Gerçekten çok güzel. Orada şunu fark ediyorsunuz. George kendisi bir sorun yaşadığı için bu konuya ilgi duymaya başlamış. Çünkü kendisi aslında yıllarca triatlon triat yarışçısı. Aynı zamanda supolosu oynuyor. Fakat sürekli olarak bir e, akciğer problemi yaşıyor. Ve üst solunum yolu problemlerini sürekli yaşıyor. Mesela sürekli zatüre yakalanıyor. Sık sık. Sürekli bir burun tıkanıklığı ve sürmiz problemleri var. Ama 2005 yılında kendisi bir makaleye denk gelene kadar... Aslında bundan sonru ne kadar kilit olduğunu fark etmiyor. Bunu fark edip kendi antrenmanlarında bunu uygulamaya başlayıp faydasını gördükten sonra bu konuda araştırmalar yapmaya başlıyor. Kendisinin 2018 yılı çalışmasında da e, toplam 10 atletle çalışıyordu yanılmıyorsam 5 kadın 5 erkek. 6 ay bu 10 atlet hem idmanlarında hem de müsabakalarında sadece burundan solunumu yapıyorlar ve 6 ay boyunca burundan solunuma adapte oluyorlar. Daha sonra burundan solunumla ağızdan solunum karşılaştırıldığında burundan solunum yapanlarda %22'lik bir ventilasyon azalması görülüyor. Yani bu ne demek? %22'lik bir enerji tasarrufu demek. Çünkü solunum çok önemli. Şimdi vücut solunumdan ödün veremez. Önce solunumu kotarmak zorundadır. Siz solunumdan yüzde yirmi iki tasarruf ettiğinizde bu ettiğiniz yüzde yirmi iki tasarruf nereye gider hocam? Çalışan kaslara gider. Ve bu son derece kıymetli. Şimdi bu tür çalışmaların sayısı da artacaktır. Nefes konusu popüler olmaya başladıkça. Şimdi aslında bir taraftan hocam ben Engin hocama hitaben konuşuyorum. Çünkü onun ekranı açık ve ben böyle ekranlar kapalı olunca kendi kendime konuşuyormuşum gibi oluyor. Çok motive olamıyorum. Hatta bir tanesinde kesmiştik bile Osman Hocam vardı. Ya Osman Hocam dedim ben dedim yapamayacağım dedim. <laughs> o günde o yüzden ekranları açabilenler açarsa sevinirim. Hani ben de motive olmuş oluyorum. Teşekkür ederim. En azından hani aksiyon almış oluyorum sizlerden. Ee, şimdi nefes konusu çok popüler ama nefes konusu fitness salonlarıyla, yoga salonlarıyla sınırlı ya da mindfulness'la meditasyonla sınırlı gibi bir durumu var. Yani nefes deyince hani şöyle bir Instagram postu gözünüzün önüne gelebilir. İşte deniz kenarında taşların üstünde yoga kıyafetleri giymiş işte gözünü kapatmış şöyle derin nefes alan bir kadın gibi. Yani nefes bununla sınırlı olabilir mi? Veya nefes sadece koşuyla, fitnessla sınırlı olabilir mi? Hayır, nefes uykuyla alakalı. Nefes benim otururken yaptığım solunumla alakalı. Nefes benim yürürken nasıl solunum yaptığımla alakalı. 7 gün 24 saat ben nefes alıp veriyorsam, hocamın dediği gibi dakikada şu kadar, saatte bu kadar nefes alıp veriyorsam ve nefes almadığım zaman bu yaşamla bağlantım ortadan kalkıyorsa nefes aslında bizim ona verdiğimiz önemden çok daha fazlasını gerçekten hak ediyor çocukluktan itibaren nasıl sorunum yaptığımız bütün yaşantımızı etkiliyor biliyor musunuz? Şimdi ben temelden başlamak istiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Nefes konuşacaksak aslında biz burun konuşacağız. Aslında biz belki de hocam bundan sonraki webinarımızın başlığını buruna övgü bile koyabiliriz. Buruna övgü. Buruna teşekkür. Çünkü solunum organı burun. Ağzın solunum söz konusu olduğunda hiçbir fonksiyonu yok. İsterseniz webinarımızdan sonra aynanın karşısına bir geçin. Ağzınızı bir açın. Bir de araştırın. Solunumla ilgili ağzın içinde ne var? Acaba bulabilecek misiniz? Solunuma ait hiçbir şey yok. Ağzın solunumla ilgili herhangi bir donanımı yok. Solunum organı burun. Şimdi solunum söz konusu olduğunda aslında solunumun üç boyutu var. Solunumun biyokimyası var. Yani burada kan gazları söz konusu. Aslında burada solunum biyokimyası denilince vücudun karbondioksit hassasiyetinden bahsediyoruz. Solunumun biyomekaniği var yani diyafram kasını ne kadar etkin kullanıyoruz. Bir de solunumun psikofizyolojik boyutu var. Yani benim solunum şeklim benim psikofizyolojimi nasıl etkiliyor? Benim sinir sisteminin sempatik tarafını mı devreye sokuyor? Parasempatik tarafını mı devreye sokuyor? Bunu bir üçlü halka gibi düşünürseniz bu üçlü halkanın kesişim noktasında burun var. Yani burun aslında nefesin temeli diye düşünebilirsiniz. Yani önce 7024 saat burundan solunumun temin edilmesi gerekiyor. Bu temin edildikten sonra üzerine bir takım şeyleri biz ancak yerleştirebiliriz. Solunumla ilgili bazı egzersizleri, bazı pratikleri yerleştirebiliriz. Bu arada alveollerde Alveollerden akciğerlerdeki alveollerden soruyu görünce hemen oradan gördüğüm kadarıyla gaz değişiminin tam gerçekleşebilmesi burundan solunumda mümkün. Bunu araştırmalar ortaya koymuş. Burundan solunum yapıldığında kanın oksijen alımı, alveollerden oksijen alımı %10 kadar artıyor. Şimdi benim e, Engin Hocam bunu bilir. Benim rakamlarda tarihlerle aram çok iyi değil. Hatta eğitimde de çok gülüyoruz buna. Patrick böyle bir rakam söylediğinde tahtaya yazmak durumunda kalıyor. İngilizcesini falan anlayamıyorum ben. Ancak görmem gerekiyor. Ve hiç tarihler hakkında kalmıyor. Ama mesela benim bu söylediğim bir çalışmayla ortaya konmuş. Yani burundan sonum yapıldığında yüzde on daha fazla oksijen alımı gerçekleşiyor. Şimdi ben Kısaca Madem bir araya geldik, burada şimdi sorsam kaç kişinin çocuğu var diye belki yarımızdan fazlamız elimizi kaldıracak. O yüzden solunum konuştuğumuzda Engin hocamın eşi de diş hekimi bu konuyu çok çok iyi biliyor. Aslında çocukluktan başlamamız gerekiyor. Şöyle düşünün bir sporcu eğer çocukluktan itibaren ağızdan solunum yaptıysa onun solunum yollarının dar olma ihtimali çok yüksek. Hocam ben hemen araya gireyim burada. Birazdan Lütfen. şimdi ben e, arkadaşlar ekranlarını açsın çünkü hoca bunu hoca ekran açık olmayan olduğu zaman <laughs> eğitimden çıkıp gidiyor. Ben çıkmak çıkmak zorunda kalacağım çünkü yatarken ben de bantlı <laughs> bantlıyorum e, büyüklüğü. E, bunun özellikle çocuklarda şöyle bir etkisi var gelişim olduğu için eğer ağzı açık solunumlarda damak dar kaldığı için diş sürümünün olmadığını söylüyorlar çocuk diş hekimleri. Dolayısıyla uzun dönemde bu çocukların ortodontik tedavi ihtiyacı da artıyor. Yani e, muhtemelen bu grubun içerisinde de burnu tıkalı kalkanlar vardır, ağzı kuru kalkanlar vardır. Ben kendim de kullandım bir dönem. Hala da çalışıyorum. ...mutlaka bantlı birlikte uyumalarını... ...işte sizin o bantlardan... ...ya da başka bir şekilde bilemiyorum artık... Hı hı. ...hani temin etmelerini öneririm... ...bu... E, ...yani hani belki ilk defa dinliyorlardı... Siz işte dinleyenler vardır... E, ...kitapları okumalarını mutlaka öneririm... E, ...ve sizden de... ...istifade etmelerini isterim... ...yani sonuçta bizim temel niyetimiz... ...burada tabii ki eğitimi duyurduk ama... ...eğitim bundan önce de çok kez yaptık... ...biz sizinle hani bu anlamda ben size teşekkür ediyorum. Maksat bu alandaki farkındalığı artırmak ve bunu hem egzersiz dünyasına aktarmak hem de çocuklara aktarmak. Sonuçta gerçekten onların ağız ve diş sağlığı yani sekonder yan etkileri de çok fazla. Hem kognitif açıdan hem de ağız diş sağlığı da çok önemli. Uzun dönemde hocam bir de kardiyovasküler açıdan da riskli çünkü sağ kalbi çok yükleniyor. Ağız solunum yaptığınız zaman sonuçta pulmoner hipertansiyon riski de artıyor gibi gibi çok etkileri var. Yani basit bir şey değil. Ee, Kozmosöz küçük bir etki ama çok büyük sonuçlar olabilir ve uzun dönem sürebilir bunlar. O yüzden evet. çok önemli bir eğitim. Hani benim ben özellikle bunu girip yani bağlanıp bunları söylemek istedim. Yani bir şekilde kuvveti herkes öğreniyor, okuyor, uyguluyor. Yani onlar koru işte hareket nedir, koşu nedir. Herkesin bir şey var aşağı yukarı. Orada da çok Tabii ki gelişmesi gereken şeyler var ama bu sonum hayati bir şey yani. O yüzden çok önem veriyorum. arkadaşlar da o yüzden ciddiye almalarını öneriyorum. Hani böyle masal gibi dinlenecek bir webinar değil yani bu. Teşekkür ederim hocam. Buyurun hocam. Ee, şimdi evet çocuk konusu şöyle. Size bir denettirmek istiyorum. Sonra size bir takım görseller ve bir de fotoğraf göstereceğim. Ben size Microsoft eğitiminde kullandığım bir sunumu paylaşacağım. Microsoft'ta ben hiç slide üzerinden gitmedim. Onların global bir toplantısı bu sene İstanbul'da gerçekleşti. İşte Afrika'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan bütün Microsoft grubunun yöneticileri toplandı. Ben orada yaptığım sunumda sizinle paylaşacağım sadece dört görsel paylaştım. Ve etkisi muazzam benim konuşmama hiç gerek kalmadı. Sadece onları göstermem yeterliydi. Şimdi sizin onları da paylaşacağım ama öncesinde bir hissettirmek istiyorum. Şimdi bir sporcuyu düşünün. Şimdi burundan solunumu konuşuyoruz. Aslında biz burundan solunumun fiziksel egzersize de dahil edilebileceğini iddia ediyoruz. Şimdi bunun zaten dünyada ne kadar yaygın olduğunu size göstereceğim ben. Ama eğer Sporcunun e, burnu işte deviasyondan dolayı dar olabilir. Burun delikleri dar olabilir. Ya da çocukluktan gelen ağızdan solunum alışkanlığı sebebiyle solunum yolları dar olabilir. Bu tür sporcular gerçekten aslında çok negatif tarafta kalıyorlar. Yani dezavantajlı pozisyonda oluyorlar. Ve solunum yolunun gelişmesi de çocukluktan itibaren oluyor. Şimdi bunu size ispatlayacağım ben. Şimdi şu anda hepinizin tahmin ediyorum iki dudağı bir aradadır. Çünkü ben burun burun dediğime göre aslında iki dudağın bir arada kalmasını istiyorum demektir. Şimdi iki dudağınız bir aradayken dilinizin ağzınızın içinde nerede olduğunu bir hisseder misiniz? Yani bana dilinizi bulun ağzınızın içinde. Ve nerede hissediyorsunuz? Ona bir bakın. Bir yere temas ediyor mu? Şimdi normalde iki dudak bir arada olduğunda evet üst dişlerin arkasındadır. Yani üst dama yerleşir doğru mu? Üst dama yerleşir üst dişlerin hafif arkasındadır. Şimdi herkese böyle mi bilmiyorum. Normal dinlenme yeri burasıdır. Eğer iki dudağı bir arada olduğu halde burada hissetmiyorsanız dilinizi o zaman sizin çocukluktan beri kronik ağızdan solunum yaptığınızı anlayabilirim. Dil dinlenme yerini unutmuş diyebilirim. Şimdi ağzlarınızı hafifçe aralamanızı isteyeceğim. Sanki ağızdan nefes alıyormuş gibi hafifçe aralayın ve lütfen dilinizi tekrar bulun ağzınızın içinde. Diliniz hala üst damakta dinlenme yerinde mi? Hayır aşağıya düştü değil mi? Aşağılarda bir yerde. Şimdi evet bir çocuk hayal edin. Çocuğun burnu tıkalı. Belki geniz eti var. Belki alışkanlıktan. Sürekli ağızdan solunum yapıyor. Ne olacak? Dil sizde olduğu gibi aşağıya düşecek. Halbuki dilin dinlenme yeri üst damak ya. Üst damak dil üst ama U şeklini veriyor. Çünkü dil U şeklinde. Eğer çocuğun ağzı kapalıysa üst damağı da dilin şeklini alarak U şeklinde gelişiyor. Ve dişler de tam yerli yerine yerleşiyor. Ve çeneler de sağlıklı gelişiyor. Fakat eğer dil aşağıya düşerse üst çene tam gelişmiyor. Dişler sıkışıyor. Alt çene de öne doğru normal gelişimini gerçekleştiremiyor ve arkada kalıyor. Bu da solunun yolu daralmasına sebep oluyor. Şimdi ben bunu size önce bir çizimle daha sonra görselle göstereceğim. Ekran paylaşmak istiyorum. Şimdi o ekranım kapanmış galiba. Size onu bir bulacağım ben tekrar. Ekran paylaşımı konusunda her zaman çok başarılı olamıyorum. Şurayı kapatayım ve tekrar paylaşayım. Şu anda ekranı sanırım görüyorsunuz, değil mi? Bakın sizinle şu çizimi paylaşmak istiyorum. Bu çocukluğunda burundan solunumu sürdüren kişinin yetişkinlikteki hali. Bakın çene gayet yerli yerinde. Zaten buradaki güçlü elmacık kemiklerini, güçlü çene yapısını görüyorsunuz. Çene burunla aynı hizada. Dolayısıyla geriye gidip solunum yollarını daraltmamış. Ancak eğer ağızdan solunum yapıyorsa kişi bakın böyle bir solunum modeli. Solunum modelinin sonucunda böyle bir yüz şekli ortaya çıkıyor. Çene geride kaldığı için sadece diş ve yüz yapısını bozmakla kalmıyor, solunum yollarını da daraltıyor. Burada çünkü çene geride kalmış, ileriye doğru gelişememiş. Size şöyle bir fotoğraf gösterdiğimde, bu iki genç kızdan hangisinin ağızdan solunum alışkanlığı var Sadece bu iki fotoğrafa bakarak söyleyebilir misiniz hangisi? Söylersiniz değil mi? Aslında iki görsel dedi ikisinin de ağzı kapalı. Fakat şuradaki kızımızın ağzını zorla kapattığını, burada bir gerilim olduğunu, çene yapısındaki farklılaşmayı da görebiliyorsunuz. Bakın bu ağızdan solunum, bu burundan sonra. Dolayısıyla çocukları olanlar için bu çok kıymetli. Mutlaka çocukların tıkalı burunlarının açılması gerekiyor. İki dudağın bir araya getirilmesi gerekiyor. Ki hem diş ve yüz yapısı sağlıklı gelişsin. Bir ortodonti tedavisi alınacaksa bile tedavi sonuç versin. Mesela bizim bundan sonraki webinarımız bu tarafında diş hekimleri için olacak. Çünkü diş hekimleriyle de çalışıyoruz. Aynı zamanda ne olsun? solunum yolları da sağlıklı gelişsin bir sporcu için de bu hayati önem taşıyor bir sporcuysanız oksijen sizin birinci yakıtınız ve bundan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için solunum yollarınızın doğru yapılanmış olması çok önemli şimdi ben şunu sormuştum yine Microsoft'un e, toplantısında sizce koşarken burundan solunum yapmak mümkün mü? 70 kişilik bir e, katılımcı grubu vardı iki kişi parmak kaldırdı evet mümkün diye. Geri kalanlar hayır mümkün değil dediler. Ben de peki buyurun dedim bir bakalım acaba mümkün mü? Şimdi benim çok fazla yorum yapmama gerek yok burada. Üç sporcu görüyorsunuz. Üç sporcunun yüz ifadelerine bakıyorsunuz ve hangisinin ipi göğüsleyeceğine karar verebilirsiniz. Çok net. Diğer iki sporcu doğrudan acı çekiyor. Görebiliyorsunuz değil mi üzerindeki durumu? Şöyle bir şey olmuştu. Bundan önceki webinarda ben çok heyecanlıydım. Çünkü Ankara'dan yeni gelmiştim. Ankara'da biz eee aslında çocuklarla bir çalışma yapmıştık ve bunun önceki webinarda oradan çok e, alıntılar yapmıştım. Orada şöyle bir soru gelmişti. Ya hocam böyle diyorsunuz da bir sürü sporcu ağza açık. Aslında biz görüyoruz. Mesela Hurricane diye çok ünlü bir futbolcu var. E, ağzı hep açıktır. Futbolla ilgilenenler bilirler. Ama yıldız futbolcu. E nasıl oluyor? Ben de şunu söyledim. Tamam. Evet. Bir başarı ortaya koyuyor olabilir ama acaba sağlığını ne yapıyor? Sporu bıraktığında acaba sağlığı nasıl seyredecek? Harp sağlığı nasıl? Oksijen seviyeleri nasıl? Çünkü biz burada sadece performanstan bahsetmiyoruz. Biz burada sporcunun galiba bir ses açıklığı var. Mikrofonu kapatabilir miyiz? Ben müdahale edebiliyor muyum bilmiyorum ama. E, dolayısıyla biz burada Sporcunun sağlığından da e, Söz ediyoruz Çünkü spor yapmak Hep sağlıklıdır diye düşünüyoruz ya Hani spor yapanlar Kendiliğinden sağlıklı olurlar Gibi bir varsayımımız var Ama eğer Solunumu işlevsel değilse O zaman gerçekten Yaptığı hareket de Antrenman da işlevsel olmuyor Evet şimdi sizinle başka neler paylaşacaktım? Şimdi tabii antrenman sırasında sağlıklı solunum yapmak sadece antrenman salsıyla sınırlı değil. Şimdi eğer siz uykuda sağlıklı solunum yapmıyorsanız, dinlenme halindeyken sağlıklı solunum yapmıyorsanız, bir anda antrenman yapmaya başladığınızda sizce solunumunuz bir takım teknikler uygulayarak kendiliğinden bir anda işlevsel olabilir mi? Bu sanırım solunumun gözden kaçan bir tarafı. İşte oksin advantage'dan bahsederken hatırlarsanız şöyle bir şey söyledim. Bir dedim fonksiyonel solunum kısmı var. Bir de yüksekte antrenman etkisi oluşturan egzersiz kısmı var. İşte fonksiyonel solunum kısmı bizim 7 gün 24 saat yaptığımız solunumu düzenliyor. Şimdi şunun bilmiyorum hiç farkında mısınız? Mesela Gün içinde sık sık iç çeker misiniz? Gün içinde sık sık esner misiniz? Acaba dinlenme halindeyken nefes alışverişleriniz duyulur mu? Yürümeye başladığınızda veya hafif koşuya geçtiğinizde ağzınız kendiliğinden açılır mı? Gece uykunuzda nasıl son yaparsınız? Sabah uyandığınızda ağız ve boğaz kuruluğunuz olur mu? Sık sık uyanır mısınız? Sabah uyandığınızda burnunuz tıkalı olur mu? Bütün bunlara verdiğiniz cevaplar sizin sonlumunuzun işlevsel olup olmadığını aslında size gösteriyor. Ve eğer bu kısım işlevsel değilse spor yapmaya başladığınızda sonlumunuz bir anda işlevsel olmuyor. Dolayısıyla bütün olarak bunu ele almak durumundayız. 7 gün 24 saat yaptığımız solunumla aslında ilgilenmek durumundayız. Şöyle düşünebilirsiniz belki. Yani burundan solunum nasıl olur? Ya burundan solunumla fiziksel egzersiz mi olur? Ya yani siz hocam böyle söylüyorsunuz da bu neye dayanıyor? Şimdi dediğim gibi bununla ilgili klinik çalışmalar çok fazla değil. Bir Avustralyalı bilim adamı var, Morton ve arkadaşları, işte Kayzel ve arkadaşları. Bahsettiğim George Dallam'ın çalışmaları var. Ama bunlar çok etkili olmuyor da bir sporcunun ağzı bantlı yaptığı bir antrenmanı gördüğünde kişiler durumu sorgulamaya başlıyorlar. Şimdi ben sizinle e, bazı haberleri paylaşacağım aslında. Mesela bir, çok ünlü bir futbolcu var Norveçli. Haaland. Bilmiyorum onunla ilgili bir haber var hiç gördünüz mü? İşte tenisçi var e, Engin Hocam'ın bahsettiği. Bir e, ultramanoton koşucusu var Kanada'da. Şimdi onlardan bahsedeceğim ama bahsetmeden önce şundan bahsedeceğim. Bunların ortak noktası şu. Antrenmanlarına burundan solunumu dahil ediyorlar. Gece uykularında burundan solunum yine yapıyorlar. Ve bunun için Engin hocamın bahsettiği bir takviye destek ürünü kullanıyorlar. Bütün bu destekleri yaptıktan sonra spor müsabakasında solunumlarını düşünmelerine gerek yok. Yani Halant sahaya çıktığında 90 dakikada solunum yaptığını düşünmüyor ya da Iga tenis kortuna çıktığında solunumunu düşünmüyor. O zaten onu günlük yaşantısında ve antrenmanında yapmış oluyor. Orada Vücut hafızası, beden hafızası zaten sağlıklı solunumu sahaya kendiliğinden getiriyor. Ve burundan solunum eğer profesyonel sporcu değilsiniz, hayatınızı halant gibi bu işten kazanmıyorsanız ağzınızı açma izniniz hiç yok. Şimdi ben bu e, buradaki 104 kişiyi bilmiyorum. Yani sporla ne derece ilgililer? E, hani bazıları belki işte e, antrenör, koç bazıları belki amatör ya profesyonel spor yapıyorlar. Ama şu anda profesyonel spor yapmayan sağlıkları için spor yapan kişilere sesleniyorum ya da bu kişilere koşuluk yapanlara sesleniyorum. Eğer hayatınızı yaptığınız spordan kazanmıyorsanız ağzınızı açmanıza hiç izin yok. Bu ne demek? Şu demek. Yaptığınız egzersiz her neyse hafif koşu mu yapıyorsunuz? Burundan sorununu sürdürecek tempoda yapmaya başlayacaksınız. Zaten 6 ila 8 haftada bedeniniz buna adapte olmaya başlıyor. İlk önce bir hava açlığı hissediyorsunuz. Hava açlığı hissetmenizin sebebi şu. Şimdi Hareket etmeye başlayınca ne oluyor? Kaslar çalışıyor, değil mi? Çalışan kaslar karbondioksit üretir. İlave karbondioksit üretir. Ve eğer kişinin karbondioksit hassasiyeti çok fazla ise, toleransı çok azsa, kişi hemen idman yapmaya başlayınca ağzını açıp o fazla karbondioksiti dışarıya atmak ister. Siz eğer burundan solumayı sürdürmeye başlarsanız temponuzu burundan solunumu sürdürecek kadar ilk başlarda azaltırsanız ne olur? Karbondioksit kanda birikmeye başlar. Neden? Ağzınızı açmadığınız için ağız yoluyla karbondioksiti boşaltmazsınız. Çünkü burundan o kadar fazla nefes vermezsiniz. Hem daha az nefes almaya başlarsınız. Hem daha yavaş nefes almaya başlarsınız. Hem de karbondioksiti biriktirmeye başladığınız için Vücudunuzun karbondioksit toleransı artmaya başlar. Karbondioksit vücutta ne yapar? Kan damarlarını genişletir. Karbondioksit vücutta ne yapar? Solunum yollarını genişletir. Karbondioksit vücutta ne yapar? Oksini, oksijeni taşıyan hemoglobinin kilidini açarak oksijenin başta beyin ve kalp olmak üzere bütün organlara etki bırakılmasını sağlar. Dolayısıyla siz ağzınız kapalı idman yapmaya kendinizi alıştırdığınızda 6 ila 8 haftada zaten buna uyum sağlıyorsunuz. Vücudunuzun aslında karbondioksit hassasiyetini değiştirmeye başlarsınız. Günlük yaşamda da temelleri atmaya başlayıp uykuda da sağlık solunuma geçip dinlenme halinde de sağlık solunuma geçtiğinizde antrenmanlarda da temponuzun arttığını fakat temponuz artmasına rağmen ağzınızın açılmadığını fark etmeye başlarsınız. Çünkü karbondioksit toleransınız artmıştır. Sadece solunumun biyokimyasını geliştirmezsiniz bundan solunum yaparken. Solunumun biyomekaniğine de etki edersiniz. Solunumun biyomekaniği deyince aklınıza ne geliyor? Diyafram kası geliyor. Diyafram sadece solunum kası da değil. Aynı zamanda omurga dengesini de sağlıyor. Fonksiyonel hareketi de sağlıyor. Öyle değil mi? Ama eğer siz fazla solunum yapıyorsanız, vücudunuzun ihtiyacından fazla solunum yapıyorsanız, göğüsten solunum yapıyorsunuzdur. Mesela burada fitness antrenörleri mutlaka antrenörler vardır. Şimdi size diyelim bir öğrenci geldi ve siz baktınız, solunumunu gözlemlediniz ve ciddi bir göğüsten sorununu fark ettiniz ve dediniz ki ona ya ben şu an e, Tülin Hanım'la gözgeze olduğum için ona hitap edeyim mesela dediniz ki ya Tülin Hanım'cım ben işte göğüsten sorununu fark ettim ama olmaz diyafram sorunumu çok önemli sorununuzun aşağıdan olması lazım sizi diyafram solunumla yönlendireceğim bir takım diyafram solunum egzersizleri öğreteceğim dediniz daha eksik olan bir şey var Tülin Hanım eğer göğüsten solunum yapıyorsa, bu arada Tülin Hanım da onu gördüğüm için değil, sadece onu şu anda örneklendiriyorum. Tülin Hanım eğer göğüsten solunum yapıyorsa, aynı zamanda hızlı solunum yapıyordur, aynı zamanda hızlı solunum yapıyordur. Ve büyük ihtimalle hava açlığı hissi olduğu için nefes verişlerini uzun tutamıyor nefesi tam veremeden hemen nefes alışa geçtiği için diyafram tam dinlenme yerine yerleşemiyordur. Dolayısıyla benim önce Tülin Hanım'ın solunumunun biyokimyasını ayarlamam, nefes verişlerini kendiliğinden uzatabilmesini sağlamam, böylelikle diyaframın dinlenme yerine yerleşmesine destek olmam, doğru apozisyon bölgesini almasına destek olmam gerekiyor. Ancak ondan sonra ben Tülin Hanım'a aslında diyafram solunumu için kapıyı açmış olurum. Ve diyafram solunumu biraz da kendiliğinden Tülin Hanım'ın hayatına girmeye başlar. Ondan sonra tabii ki solunum egzersizlerimi diyafram yönelimli olarak yapmaya başlayabilirim. Dolayısıyla solunumun üç bacağı var demiştik ya. Aslında birinci şimdi burun. Burundan sonra biyokimya. Biyokimya dediğim noktada karbondioksit hassasiyetinin azaltılması ya da karbondioksit toleransının arttırılması. Çünkü solunumun birincil uyarını karbondioksit, oksijen değil. Oksijen kanınızda zaten var. Yani anfizminiz yoksa, koanınız yoksa, covid geçirmeliyseniz hepinizin kanı zaten oksijenle dolmuş da taşıyor. Mesele kanınızdaki mevcut oksijeni hücreye götürebiliyor musunuz? Hücreye götüren anahtar da işte karbondioksit. Ve burundan solunum da bütün bunları sağlayan anahtar. Yani hepsi burundan solunumla gerçekleşiyor. Çünkü burundan solunum yaptığımızda bir de biz nitrik oksitten faydalanıyoruz. Eminim nitrik oksit hepiniz biliyorsunuzdur. Hatta vücutta nitrik oksit salınımını arttıracak bir sürü gıda takviyeleri de var. Sistematik nitrik oksit arttıracak. Bizim bir nitrik oksit kaynağımız da sinüs boşluklarımız. Bizim sinüs nitrik oksit sürekli üretiliyor. Ve eğer ben nefesimi burundan alıp burundan verirsem o nitrik oksiti önce solunum yollarıma sonra solunum yolları vasıtasıyla akciğerlerime taşıyorum. Bu nitrik oksit benim solunum yollarımı ve akciğerlerimi sterilize ediyor. Sadece bununla kalmıyor. Kanı ve oksijeni eşit derecede bütün akciğer boyunca dağıtıyor ve alveollerden kana oksijen geçişini iyileştiriyor. Yani %10'luk bir artış büyük ihtimalle nitrik oksitin de aslında katkısıyla gerçekleşiyor. Ben ne dersem diyeyim aslında siz bunu kendi hayatınızda deneyimlediğiniz zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de ünlüler mi diyeyim artık takip ettiklerimizi bildiğim onların Gösterdikleri ya da o onlar örnek olacaklar belki bazı şeylerin yaygınlaşmasına biz ne kadar anlatırsak anlatalım. O yüzden ben sizinle bazı şeyler paylaşmak istiyorum, bir onları göstermek istiyorum. Daha sonra zaten ne demek istediğimi aslında sizi hissettireceğim de. Solunum biyokimyası ile ilgili kısımda size bazı şeyleri hissettirmek diye istiyorum. Şimdi şu, o ekranı şu an yine bulamıyorum. Hiç benim ekranım böyle kayboluyor. Benim ekranım yine kaybolmuş galiba. Ama şu olabilir. Şuradan paylaşayım. Şu anda görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Tamam güzel. Ihor İhor versi duydunuz mu bilmiyorum. Duymamış olabilirsiniz. Koşu, koşuyla ilgili olan kişiler duymuş olabilirler. Kendisi Ukraynalı. Kanada'nın çok zorlu bir maratonunu tamamlıyor. Bakın burada yazıyor 717 kilometre 5 günde Big Backyard Ultra'yı tamamlıyor. Ve bu e, makalenin konusu da şu. Igor Veys'in gizli şaşırtıcı silahı. Burundan solunum. Şimdi hikayesi şöyle Igor'un. E, Ukrayna'dan e, Kanada'ya geçince koşmaya başlıyor bir şekilde çünkü onun zihni de zihnine de iyi geliyor koşmak ama akciğerlerinde ciddi sorunlar yaşıyor. Akciğerlerim onu bulmak istiyorum. Marshsmallow were incredibly sore. I started looking into it and came across the book called The Oxygen Advantage by Patrick McCon. Akciğerlerim çok kötü durumdaydı. Acı çekiyordum. Bu konuyla ilgili bir araştırma yapmaya başladım. Ve Patrick McEwan'ın The Oxine Advantage bizim çevirimizde oksijen etkisi kitabıyla karşılaştım diyor. Bununla karşılaştıktan sonra bu arada podcast'i de var Patrick'le onu da dinleyebilirsiniz. Öğrendiklerini idmanlarına ve hayatına uygulamaya başlıyor. Burada diyor ki her zaman bundan solunum yaptığından emin olmaya başladım. Ve düzenli bir şekilde her gün... Egzersizlerimi yaptım. İşime 5 ya da 10 dakika aralar verip egzersizlerimi uyguluyordum. Ve o günden bugüne egzersizlerimi düzenli olarak uyguluyorum. Çok ciddi bir ilerleme kaydettim. Ve bir daha o akciğer problemlerinden bahsediyor. Bir daha o sorunları hiç yaşamadım. Uykum da iyileşti. Ve pretty much all my training runs are done by antrenmanlarımın çoğunu burundan solunumla sürdürüyorum diyor. Ve sadece çok yoğun hız workoutları, antrenmanları yaptığım zaman ağızdan solunuma geçiyorum. Çok kısa süreli geçiyorum ve burundan solunuma geri dönüyorum. Şurada çok etkileyici bir kısmı var. Ee, diyor ki işte ben koşumu yaparken kalp atım hızımla ya da karşımdaki e, şeyin e, dağın derecesiyle yüksekliğiyle ilgilenmiyorum. Ben şuna bakıyorum. Eğer Burundan solunumu sürdüremiyorsam ve ağızdan solunum yapma ihtiyacı duyuyorsam o zaman vücudumu çok zorladığımı anlıyorum. Yavaşlamam gerektiğini anlıyorum. Bazen ağızdan solunuma geçebiliyorum kısa süreli ama tekrar burundan solunuma geri dönüyorum. Ve şöyle bir şey söylemiş aslında hiç hesapta olmayan bir bonusu da var. Siz 100 kilometre ve üstünü koştuğunuzda solunumunuz sessiz, sakin ve duyulmaz olduğunda bu rakipleriniz için çok moral bozucu oluyor diyor. Gerçekten de öyle. Çünkü o gösterdiğim fotoğraftaki gibi burundan sonunu yapan atleti herhalde hatırlıyorsunuz. Son derece rahat ve rakipleri için son derece moral bozucu olsa gerek. Size bir de Erling Halat'tan bahsedeceğim. Ya Bunu görmüş de olabilirsiniz. Ben TikTok kullanmıyorum ama TikTok'ta e, kısaca paylaşılmış. Erling e, Halat e, gece uykusunda... Yani bunu böyle göstermişler. Bu tabii ki çok irite edici bir şey. Bu konuyu da konuşacağım sizinle ağız bantı meselesini. Erling Halat gece uykularında ağzını neden bantladığını açıklıyor. Diyor ki bence uyku dünyadaki en önemli şey. Ağzımı bantlamamın sebebi aslında iki dudağımın bir arada kalmasına yardımcı olması için ve burundan solunum önemli diye etki ekliyor. Hem gece at night and when you train. Yani hem gece uyurken hem de antrenman yaparken. Ve Engin hocamın bahsettiği tenisçi Iga şu şekilde fotoğraflanıyor. Bakın. Antrenmanını bu şekilde yapıyor. Ve tabii ki bunlar ne oluyor? Bunlar basına artık düşmeye başlıyor. Ve artık şöyle konuşmalar olmaya başlıyor. Bu yeni trend antrenman şekli. Yeni denem antrenman şekli. Buradaki olay şu. Şimdi ağız bantı biraz aslında işin şey kısmı. Fantastik kısmı diyeyim. Havalı kısmı gibi. Çünkü insanlar buna dikkat ediyorlar. Yani böyle bir şey olduğu zaman dikkatler çekiliyor. Aslında... Antrenmanda ağzı bantlamaya gerek var mı? Çok gerek yok. Yani sen temponu ona göre ayarlarsın. Ağzını iyi kapalı tutabilirsin. Ama sporcular kendini zorlamayı sevdikleri için işte iga ağzını o şekilde bantlayarak kendini biraz da bir meydan okuma geliştirmiş oluyor. Bu ağız bantı meselesi şu Engin hocam da bahsetti. Biz burundan sonunu desteklemek için yıllardır zaten bir ağız bantını hep önerdik. Gece de önerdik, gündüz de önerdik. Önce gündüz ıı, takılıp desteklenmesini. Gündüz buna aşina olduktan sonra gece burundan sonunumu desteklemek için. Çünkü gece sırt üstü yatıldığında da çene geriye gidip ağzın açılma olasılığı çok yüksek oluyor. Gece ağzınız açılıyor çünkü. İki dudağın bir arada durmasını biz doğal bir şekilde desteklemek istiyoruz. Bunu önce gündüz tabii ki egzersizlerimizle ve alışkanlıklarınızla zaten oturtuyoruz. Fakat eğer diyoruz ki sabahları kuru bir boğazla ve kuru bir e, ağızla uyanıyorsanız kısmen de burun tıkanıklığınız varsa gece ağızdan solunum yaptığınızı bilin. Ve gece ağızdan solunum yapıyorsanız o zaman solunumunuzun fonksiyonel olması da çok söz konusu olmuyor. Ama bantla ilgili şöyle bir yanlış anlaşma oluyor. Sanki bantı taktım olay bitti gibi. Hayır. Mesela horlama. Şimdi bantı takarsınız. Tamam. Ağzın horlamanın önüne geçebilirsiniz ama fazla solunum yaptığınız için burundan horlamanız devam eder. O yüzden solunumun sağlıklı hacimde olması burundan da yavaş, yumuşak hafif sessiz ve sakin nefes alınıp verilmesi çok önem taşıyor ben bu bantı paylaşmak istiyorum bu bant Petric tarafından geliştirilen bir bant bant konusu artık çok popüler olduğu için ben bunu özellikle söylemek istiyorum ben ve bizim bütün öğrencilerimiz bu bantı öneriyoruz çünkü bu bant bakın buradan şöyle güzelce çıkarayım size göstereyim. Son derece konforlu. Hafif şöyle gerdim. Kinozya bant gibi. Siz kinozya bantlara alışıksınızdır. Dudağımı yapıştırdım. Bakın konuşmam biraz tuhaf olmuş olabilir. Ama konuşmama engel değil. Su içmeme engel değil. Ama benim iki dudağımı bir arada tutuyor. Kısaca destekliyor. Çocuklarda gerçekten çok önemli. Aslında Petik bunu zaten önce çocuklar için geliştirmişti. Fakat uyku apnesi olanlarda da mutlaka bunu öneriyoruz. Çünkü ağızdan puflamanın engellenmemesi gerekiyor. Bu ağızdan puflamaya da izin verdiği için son derece konforlu bir ürün. O yüzden ağız bantı söz konusu olduğunda evet biraz önce gördüğünüz fotoğraflardaki gibi Görselleri de göreceksiniz ama ben eğitmen olarak ve biz bütün eğitmenlerimiz başta de olmak üzere gerçekten bu bantı öneriyoruz. Ama bu bant bir destek ürünü. Zaten paketin içinde 90 tane var. Yani 90 gün içinde zaten bu alışkanlığı kazanıyorsunuz ve eğer gece artık kuru bir ağızda boğazda uyanmıyorsanız ilk yapmak istediğiniz şey su içmek olmuyorsa zaten burundan sonun alışkanlığı gece de oturmuş demektir bu bant konusundan da böylece bahsetmiş olduk. Psikofizyolojik boyutuna gelecek olur. Şimdi biyokimyadan bahsettim. Karbondioksitten bahsettim. Biyomekanikten bahsettim. Bir de psikofizyolojik boyutu var. O da şu. Biz solunumumuz vasıtasıyla beynimize güvende olduğumuzu ya da stresli olduğumuzu bildirebiliyoruz. Yani sürekli göğüsten solunum yapan, hızlı solunum yapan bir kişinin beyni sürekli tehdit algılıyor. Mesela uykuya da geçemez aslında. O, o kişilerde uyku problemi ondan da olur. Çünkü sürekli hızlı solunum yaptığı için beden aslında kişinin uykuya geçmesine de izin vermiyor. Neden? Çünkü beyin korumak istiyor. Bir tehdit var. Şimdi tehdit varken beyin sizin uyumanıza izin verir mi? Vermez ki tehdit algılıyor. O yüzden Şimdi sizinle paylaşacağım mesela egzersizi uykudan önce de uygulamak. Yavaş, yumuşak, sessiz, sakin solunum yapmak. Bizim solunumumuz vasıtasıyla beynimize güvende olduğumuz mesajını göndermemizi sağlıyor ve eğer beyin güvende olduğunu anlarsa benim uykuya geçmeme de izin veriyor. Şimdi solunumla siz vücudu hem stresi sokabilirsiniz. Yani hem sempatik sistemi uyarabilirsiniz. Hem parasempatik sistemi uyarabilirsiniz. Oksijen advantage perspektifinden bakacak olursak biz bunun ikisini de yapıyoruz. Hafif solunum, yavaş solunum egzersizleriyle parasempatik sistemi uyarıyoruz. Aynı zamanda karbondioksit hassasiyetini azaltan bir egzersiz bu. Bu fonksiyonel solunum kısmı. Güçlü nefes tutma egzersizleriyle evet vücutta stres oluşturuyoruz. Ama bu stres vasıtasıyla da vücutta bazı adaptasyonlar, uyarlamalar gerçekleştiriyoruz. Ancak 60 yaşın üstüne bu egzersizleri önermiyoruz. Çünkü gerek yok böyle bir şeye. Yani burada şu çok önemli. Siz hem kendiniz için hem de çalıştığınız kişiler için şu soruyu sormalısınız. Ben neden hangi nefes egzersizini öğretiyorum ya da uyguluyorum? Amacım ne? Benim karşımdaki kişinin sağlık durumu ne? Yaşı ne? Fitness durumu ne? O yüzden her nefes egzersizi tek model değil. Herkese uygulana uyarlanabilir değil yani mesela böyle kalabalık bir grupta ben elbette egzersiz size uygulatacağım bir şeyler yaptırmak istiyorum ama spesifik olarak mesela hiçbirinizin sağlık durumunu bilmiyorum. O yüzden size güçlü nefes tutma egzersizi yaptırmak istemiyorum. Hepimizin yapabileceği egzersizleri paylaşmak istiyorum. Bunu bilmenizde şöyle fayda var. Ben bunu çok önemsiyorum. Oksin Advantage olsun, bu olsun, başka bir metot olsun. Nefes konusu gittikçe popüler olmaya başladı. Şimdi bu kadar popüler olduğunda aslında toplumun da bilgi sahibi olmasında fayda var. Yani şunu bilmesini çok isterim ben bir nefes çalışmasına gidecek olan kişinin. Benim bu alacağım nefes çalışması, benim biyokimyamı ne yapacak? Benim biyokimya, biyomekanimi ne yapacak? Benim psikofizyolojimi ne yapacak? Bu soruları sormayı bilmeli, bu sorulardan aldığı cevapları yorum, yorumlamayı da bilmeli. Çünkü bu kısım çok önemli. Oksin Advantage'ın içinde hiçbir zaman şunu söyleyeyim size, hiperventilasyon yok. Fazla solunum yok. Hiperventilasyon da bir stres aracıdır bu arada. Ama bizim nefes tutmalarımızdan önce de hiçbir zaman hiperventilasyon yok. O yüzden bir oksin advantage rejiminin içinde kendinizi bayıltacak kadar nefesinizi tutamazsınız. Yani hiçbir zaman oksijen saturasyonunuz oksin advantage içinde %60'lara falan düşmez. Neden? Çünkü biz öncesinde hiperventilasyon yaptırmıyoruz. Eğer öncesinde hiperventilasyon yaparsanız kandaki karbondioksit seviyeniz düşeceği için karbondioksiti boşaltacağınız için uzun süre nefes tutabilirsiniz. Çok uzun süre. Çünkü karbondioksit sonma bilincil uyaranı. Siz karbondioksidi boşalttınız. Çok uzun süre tutarsınız. Oksijen saturasyonunuz 80'lerin altına da düşebilir. Bizim oksin advantage'da böyle bir uygulamamız yok. Biz nefes alıp verdikten sonra nefes tutturuyoruz. Sadece sağlıklı olan, hiçbir sağlık problemi olmayan ve 60 yaşın altında olan kişilerle uyguladığımız egzersizlerde oksijen saturasyonunu 80'lere kadar düşürebiliyoruz. İşte orada adaptasyonlar zaten oluşturmaya başlıyoruz. Herkes için gerekli mi? Hayır. O yüzden kişi zaten onu sorgulamalı. Ben sporu niçin yapıyorum? Amacım ne? Ne elde etmek istiyorum? Hangi egzersizler? Ne kadar süreyle benim için uygun? Şu da e, çok önemli bir konu. Mesela e, özellikle siz bir antrenörseniz, bir sporcu koçuysanız ve sporcunuzla çalışıyorsanız... ...sporcunuzun sonun durumu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz olacaksınız. Ona da anlatacaksınız ki ona göre egzersizleri vereceksiniz. Bunu hem gözlem doluyla yapabilirsiniz. Gerçekten bir oksin eğitmeni öyle rahatsız etmeden, gözünü böyle çok dikmeden hissettirmeden karşısındaki kişinin sonlu modeli hakkında fikir sahibi olur. Fazla sonlu yapıp yapmadığı hakkında. Ama bunun bir ölçüm yöntemi de var. Tabii ki hiçbir ölçüm mükemmel değil. Bu da mükemmel bir ölçüm değil ama yine de bize oldukça güzel bir geri bildirim veriyor solunum durumumuz hakkında. Aslında solunumumuz biyokimya boyutu hakkında. Kaiser ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmadan şu sonuç çıkmış. Fonksiyonel tarama testinden 3 soru ve 25 saniyelik bir konforlu nefes tutma süresi ile solunumu değerlendirebiliyorlar. Solunumun fonksiyonel olup olmadığını. Bu konforlu nefes tutma süresi 25 saniye dediği olay da şimdi benim size söyleyeceğim test aslında. Body oxygen level test diye geçiyor bu. Vücut oksijen seviye testi gibi Türkçeleştirebilirim. Aslında tam karşılığı konforlu nefes tutma süresi. Burada şuna bakıyorum ben. Ben nefesimi alıp verdikten sonra nefesimi tutarak konforlu bir şekilde ne kadar kalabiliyorum? Ne kadar süre? tutabiliyorum ilk nefes alma isteği gelene kadar. Şimdi ona bakmanızı isteyeceğim. Bu arada hamile olanınız varsa, hamile olma ihtimaliniz varsa hiçbir nefes tutma egzersizini yapmayın. Bu egzersiz değil. Bu bir ölçüm ama bu da nefes tutma içeriyor. O yüzden hamile olanların, olma ihtimali olanların hiçbir nefes tutma egzersizi yapmasını istemiyorum. Bu da dahil. Şimdi Kronometrelerinizi hazırlamalarınız hazırlamanızı isteyeceğim. Kronometrelerinizi hazırlayın. Burnunuzdan nefes almanızı, burnunuzdan nefes vermenizi ama şunu yapmayın olur mu bakın. Hep şunu yapıyoruz. Bakın şunu yapmayın. Yani şu büyük nefesi almayın. Bunu yapmayın. Normal nefesinizi alın. Verin ve tutun. Büyük nefes alıp vermeyin lütfen. Normal nefesinizi alın. Normal nefesinizi verin. Nefesinizi tutun. Tuttuğunuz an kronometreyi başlatın ve ilk nefes alma isteği gelene kadar geçen süreyi ölçün. Maksimum nefes tutma süresiyle ilgilenmiyorum. Ne kadar nefes tutabileceğinizle ilgilenmiyorum. Ne kadar konforlu olarak tutabileceğinizle ilgileniyorum. Yani konforlu nefes tutmanızla ilgileniyorum. Konforlu nefes tutma sürenizle ilgileniyorum. Vücudunuzun ilk nefes al sinyalini ne zaman vereceğini görmek istiyorum aslında. Kaizen'in söylediği çalışmasında söylediği de bu işte. Eğer 25 saniye ise 25 saniyenin üstü ise solunum işlevsel. 25 saniyenin altı çalışmak için benim alanım var demektir. 10 saniyenin altı o kritik bir nokta oluyor. Genetik yatkınlığa ve çevresel koşullara bağlı olarak bir sürü e, semptom ortaya çıkabiliyor. 25 saniyenin altında olanlarda spor fiziksel egzersiz sırasında ağızdan solunum yapma izni hiç yok. Sağlık açısından hiç izni yok. Burada tabii ister istemez fazla tutabiliyoruz. Çünkü öyle bir eğilimimiz var hepimizin yani ne kadar tutabilirim? Yani konforlu tutma süresini geçebiliyoruz. O yüzden burada bu test birazcık yanıltabiliyor bizi. Yani bazıları fazla tutabiliyor, bazıları az tutabiliyor. Oksine'de etkisi kitabını okuyabilirsiniz. Orada daha detaylı bu ölçümü anlatıyoruz. Aslında değişik yolları var bunu doğru ölçüp ölçmediğimizin. Bir de bizim maksimum nefes tutma süremiz var. Şimdi madem bu bir Quadro Athletics webinarı ve ben de sizin e, sporla e, ilgilendiğinizi düşünüyorum. Şimdi ben size biraz güçlü nefes tutma yaptıracağım ama kuralım var. Tekrar ediyorum. Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa, panik atağınız varsa, anksiyete geçmişiniz varsa, herhangi bir ciddi sağlık probleminiz varsa bu egzersizi, egzersizi bu arada bu bir ölçüm. Bu ölçümü yapmanızı istemiyorum. Tamam mı? Çünkü burada şunu isteyeceğim, ayağa kalkın diyeceğim. Bulunduğunuz yerde, burnunuzdan nefes alın, burnunuzdan nefes verin, nefesinizi tutun ve nefesinizi tutarken attığınız adım sayısını saymaya başlayın. Tutabildiğiniz kadar tutabilirsiniz. Burada konforlu nefes tutma süresini geçeceğiz. Bu maksimum nefes darlığı testi. Aslında nefes darlığınızın üst limiti de diyebilirim. Ama dediğim gibi herkes için uygun değil. Ben burada herkesin sağlık durumunu da bilmiyorum. Dolayısıyla bunu uygulayacak durumda olduğunu hissedenler isterlerse bunu uygulayabilirler. Bunu uyguladıktan sonra ilk ölçümü karşılaştırma şansınız da oluyor. Size onu da göstereyim ne demek istediğimi. Yine bir ekran paylaşayım. Bakın burada Görüyorsunuz değil mi ekranımı? Burada şu bol sıkır dediğim ilk konforlu nefes tutma süresi 25 saniye. 25 saniyenin altı disfonksiyonel solunum. 25 saniyeden itibaren fonksiyonel solunum tarafına geçiyorsunuz tabloda. Ayağa kalkıp nefesinizi tutun. Atabildiğiniz kadar at, adım atın ve adımlarınızı sayın dediğim noktada maksimum nefes darlığı testi maksimum breathlessness test diye geçiyor. Bunlar adım sayıları. Yani bunlar da bunun karşılığı. Eğer bol skorunuz olsa burada 20-40 yapmanızı bekliyoruz. Diyelim bol skorunuz 25 çıktıysa burada 60 adım yapmanızı bekliyoruz gibi böyle bir tablomuz var. Yani aslında bu bize geri bildirim sağlıyor. Siz idmanlarınızı bundan sonunda yapmaya başladığınızda, egzersizlerini, egzersizlerinizi uygulamaya başladığınızda haftalık, Ortalama 3-4 saniyelik artış bekliyoruz bol skorunuzda. Bol skorunuz düzenli olarak artmaya başlıyor. 25 saniyenin altında dediğim gibi hiç ağız açmaya izin yok. 25 saniye ulaşınca yüksek yoğunluklu idman yapabilirsiniz. O zaman ağzınız açılabilir ama o e, bahsettiğim maraton koçluğusunda olduğu gibi zaten tekrar rahatlıkla Burundan solunuma geri geleceksiniz. Aslında şunu söylemeliyim. Burun bizim barometremiz. Yani ağzınızın açıldığı nokta sizin vücudunuzu zorlamaya başladığınız nokta. Bunu bilmekte fayda var. ya Özellikle sağlık için spor yapanlarda bunu bilmekte fayda var. Mesela burada İstanbul'da sahil yolunda şu Bostancı Caddebostan sahil yolunda. Ağzı açık o kadar çok koşan kişiyi görüyorum ki. Buradaki amaç ne? Kazanan kim burada? Ya kesinlikle beden değil. Ya çünkü ağzınız barometre dediğim gibi. Ağzınızı açmaya başladığınız noktada vücut zaten artık onu sürdüremiyor. Burundan sonunu sürdürdüğü noktada güvenli alanda kalmış oluyor. Profesyonel sporcular ayrı bir noktada oluyor tabii ister istemez. Onlar... E bu arada bir ses oldu ama. Hocam kusura bakmayın böldüm. Ha. slide tekrar alabilir misin? Not aldım da o 25-30 süre. Tabii ki onu göstereyim ben tekrar. Çok teşekkürler. Sağ ol. galiba. Evet. Bu tabloda bol skoru ve maksimum nefes darlığı testi karşılaşması, karşılaştırması var. İşte Oxygen Advantage metodu da aslında egzersizleri de bol skorunu arttırmaya yönelik. Bakın burada 40 saniye hedef gördünüz ya. Aslında e, Profesör Doktor Butevko'nun koyduğu hedef 60 saniye. 60 saniye ne biliyor musunuz söylediği? 60 saniye konforlu nefes tutma süresinden bahsediyor. Maksimum değil. Ama biz 40 saniye, 40 saniye de spor yapan bir kişi de 40 saniyeye ulaşabiliyoruz. Bu arada günlük hayatında spor olan, profesyonel spor yapan bir kişi 60 saniyeye de ulaşabilir. Ama eğer hayatında spor yoksa 30 saniyeye ulaşması da bir kişinin son derece iyi bir rakamdır. 25 de iyidir. Neden peki spor yapanlar e, bu noktada avantajlı sizce? Yani işlevsel solunumla spor yapanlar, Sizce neden avantajlı? Yani neden onlar 60 saniyeye çıkabiliyorlardı? Mesela diğerleri için çok imkanlı demiyorum. İşlevsel solunum yapanlardan bahsediyorum ama. Fonksiyonel solunum yapan sporculardan bahsediyorum. Çünkü onlar karbondioksiti sürekli üretiyorlar ya. Kaslar çalışıyor. Çalışan kaslar karbondioksit ürettiği için onlar da o karbondioksiti etkin kullandığı için Karbondioksit toleransları çok genişliyor. Ve bu bol skoru dediğimde zaten direkt karbondioksit hassasiyetinin yansıması. Yani karbondioksit hassasiyetiniz azaldıkça bol skorunuz yükselmeye başlıyor. O yüzden spor doğru, çok sağlıklı, çok iyi bir şey. Ama sağlıklı solunumla yapılıyorsa, sağlıklı solunumla yapılmıyorsa, inşaatın altından sürekli kum çekiyorsunuz. Bizim beden, bedenlerimiz zaten hareket etmek üzerine yaratılmış. Kaslarımız çalışmak için yaratılmış. Petri'nin hep böyle söylediği bir söz var. Onu ben de tekrar edeyim. Diyor ki eğer sen bahçıvansan ve hayatını bahçıvanlıktan kazanıp sabahtan akşama kadar eğilip kalkıp işte biçip şey yapıp sürekli hareket ediyorsan ve bunları ağzın kapalı yapıyorsan senin hiçbir nefes egzersizine ihtiyacın yok diyor. Çünkü bedenlerimiz zaten bunun üzerine inşa edilmiş. Ama Allah aşkına yaşam şartlarında ne kadar hareket ediyoruz ki? Şimdi bu grup istisnai bir grup olabilir. Ama bir genel popülasyonu düşünün. Hiç kimse hareket etmiyor. Bakın burada webinar yaptık. Hepimiz oturduğumuz sıcacık koltuklarımızdan, hiç kıpırdamadan, hareket etmeden böyle bir şey yapıyoruz. Tam teknoloji çok güzel ama hareket etmiyoruz hareket etmedikçe karbondioksit toleransımız düşüyor. Karbondioksit toleransımız düştükçe fazla solunum yapmaya başlıyoruz. Sağlıklı olalım diye hafta sonu savaşçısı gibi sahillere atıyoruz. Kendimizi yürüyüş, koşu yapalım diye. Ama şöyle bir inancımız var. Derin bir nefes al da rahatla. Ağzından büyük büyük nefesler al da rahatla. Burundan al, ağızdan ver. Bu bilgilerle de aslında sağlık için çıktığımız koşuyu hiç yapmasak daha iyi noktasına getiriyoruz. Mesela ben şunu çok sıklıkla yapıyorum. Bir kişiyle çalışmaya başlıyorum. Mesela merdiven çıkma diyorum. Çok şaşırıyor. Hocam nasıl olur ya? Herkes merdiven çık, sağlıkta asansör kullanma diyor. Ben de diyorum ki ama bol skorun 15 saniyenin altında. Sen merdiven çıktığın anda senin ağzın açılacak. Ağzın açıldığında sen tıkanmaya başlayacaksın. Tıkandıkça solunum yollarında daralacak. Daha çok tıkanacaksın. O merdiven sana şu anda faydalı değil. Sen şu anda asansörü kullan. Ama sen bolt skorunu 25 saniye çıkardığında o merdivenlerden ağzını açmadan zaten çıkmaya başlayacaksın. Ama önce bir ağzın kapalı yürü. Ağzın kapalı daha yürümeden yokuş çıkma. Ağzın kapalı daha yürümeden merdiven çıkma. Ağzın kapalı daha yürüyemeden koşu yapma. Önce bir yürü. Yürüyüş temponu ağzını açmayacak şekilde ayarla. Ne olacak? Çok hoşuna gitmeyecek bu arada. Özellikle sporcular için söyleyeyim. İdmanınıza burundan solunumu dahil ettiğinizde çok hoşunuza gitmeyecek. Neden? Çünkü hava açlığı hissedeceksiniz. Çünkü aldığınız nefesin yetmediğini hissedeceksiniz. Ağzımız zaten hep ondan açtık. Ama ağzınızı açmayıp burundan sonunu sürdürdüğünüzde burada sadece şu yanlış yapılmamalı. Yüksek tempodan bahsetmiyorum. İlk başta tempoyu düşürmeniz gerekecek. Çünkü vücudun adapte olması gerekiyor. Yani 6 ila 8 haftalık bir adaptasyon süresi var. Vücudu onu vereceksiniz. Ondan sonra bir bakacaksınız tempo artmış ama açılmıyor. Açılsa bile yüksek yoğunluklu ilmanda kolaylıkla burundan sonuma geri dönebiliyorsunuz. Eğer egzersize bağlı astım geçmişiniz varsa çünkü öyle bir şey var biliyorsunuzdur belki. Yani normal hayatında astım yok mesela. Ama egzersize bağlı olarak astım semptomları oluyor kişide. Hiç ağzı açmaya izin yok mesela... onun mutlaka idmandan önce... nefes tutmalarla ısınması lazım... idmandan sonra mutlaka... soğuması lazım... şimdi... egzersiz de yapalım... biraz isterseniz... çünkü bu bol skoru bir egzersiz değildi... bu bir ölçümdü... eee... Evet bisiklet antrenmanlarında tecrübe etmiştim diye yazılmış. Bu arada bisiklet de mesela çok yüksek yoğunluklu bir e, idman. Yani öyle kolay bir şey değil e, pedalı az kapalı çevirmek. Ama vücudunuzu uyguladıkça idmanlarınıza bunu dahil ettikçe gerçekten bisiklete de uyarlanabilecek bir sürü e, araç elde etmiş oluyorsunuz. Yani vücudunuzu aslında buna uyarlamış oluyorsunuz. Şimdi bizim belli bir miktar yemeğe ihtiyacımız var değil mi? Bunu hepiniz herhalde kabul ediyorsunuz. Biliyorsunuz burada. Yani kaç kalori almanız gerektiğini, ne kadar yemeniz gerektiğini değil mi? Ne kadar protein, ne kadar yağ falan hepsini biliyorsunuzdur eminim. Ne kadar su içmeniz gerektiğini de biliyorsunuzdur. Suyun fazlasının zararlı olduğunu da biliyorsunuzdur. Özellikle bu grup biliyordur en azından. Mesela maratonda bir su zehirlenmesi olduğunu bu grup biliyordu. O zaman hemfikir miyiz? Suyun ve gıdanın bir ideal şeyi var. E, miktarı var. Peki nefesin var mı? Yani nefesin bir var mı yani optimumu? Yoksa Allah ne verdiyse mi nefes? Ha, genelde Allah ne verdiyse. Hep böyle bildik çünkü ne kadar çok nefes alırsan o kadar oksijenlenirsin. Ben bunu çok duydum mesela. Hadi derin birer nefes al dendiğinde yapıldığını çok gördüm. Bu derin nefes falan değil. Bu büyük nefes. Bunun derinle alakası var mı bakın? Sesi duyuyor musunuz? Göğüs hareketini görüyor musunuz? Bu derin falan değil. Bu büyük nefes. Neden peki nefes konusunda bu kadar e, rahatız mı diyeyim veya bilmişlik mi taslıyoruz? Yani bugün nefes konusunda herkes bir şey söylüyor. Herkes, her dizide mesela şunu görebiliyorsunuz. Bir diyelim bir panik atak yaşıyor falan oyuncunun biri. Öbürü diyor ki nefes al, nefes al. E Zaten o fazla nefes aldığı için o durumda. Sen ona nefes al diye replik veriyorsun. O repliği oraya nasıl yazabiliyorsun yani... Yanlış bir şey söylüyorsun. Yanlış bir şey söylüyor ama yanlış bir şey söylediğini düşünmüyor. Neden? Çünkü o senaryoyu yazan da nefesi yanlış bilemem diye düşünüyor. Yani nefes benim doğuştan beri yaptığım bir şey. Bunun yanlışı mı olur? Bunun yanlışı var. Bunun sebebi de modern yaşam şartları. O söylediğim konu işte. Hareket etmiyoruz. Çok sıcak iç ortamlarda yaşıyoruz. Çok sıcak iç ortamlarda uyuyoruz. İşlenmiş gıdalarla besleniyoruz. Bu arada yazılıyor. Ben çete çok bakamıyorum. Bazen gözüm takılıyor. Şimdi bir tanesine daha takıldı. Mesela idmanlarda baş dönmem oldu gibi bir şey yazılmış. Fazla solunum yapıldığında baş dönmesi semptomu olur zaten. Baş dönmesi. Mesela şimdi ben size arka arkaya beş büyük nefes alın desem yani şunu yapın desem demiyorum da bakın ağzı bile açtırmıyorum bunu yapın desem ne olur biraz başınız dönmeye başlar mı 10 kere yapın desem 20 kere yapın desem ne olur 20 kere büyük nefesler alın verin. 20 kere alın verin, alın verin, alın verin, alın verin. Hiperventilasyon. Hadi yetinmiyorum bir de ağzınızı açın desem başınız dönmeye başlar. Elleriniz ayaklarınız karıncalanmaya başlar. 30 kere yapın desem bir kısmınızı bayıltabilirim. Ve eğer ben sonlu fizyolojisini hiç bilmiyorsam bu yolla size istemeden zarar verebilirim. O yüzden bu tür e, yöntemi e, öğreten, nefes tekniklerini öğreten kişilerin şundan emin olması lazım. Karşısındaki kişi mutlaka fonksiyonel sonunum yapan bir kişi olmalı. Mutlaka sağlıklı olmalı, hiçbir sağlık problemi olmalı, bol skoru en az 25 saniye olmalı. Ancak o zaman ona hiperventilasyon yaptırabilip yaptırıp bir sürü oksijenden mahrum bırakabilirsin. Artık neden yaptırıyorsan hani onun sebebi neyse ama bunu bilmek lazım. İşte bu baş dönmesi çoğu kişi oksijen fazlalığından diye düşünüyor. Sizce öyle mi? Yani 20 kere büyük nefes aldığımda benim başım oksijen fazlalığından mı dönüyor? Ellerim ayaklarım oksijen fazlalığından mı uyuşuyor? Büyük alıyorum ya çok mu oksijen alıyorum sizce? Hayır. Bakın şu ağzına kadar suyla dolu. Ben buna ilave su döksem bunu daha fazla doldurabilir miyim? Hayır. İşte benim kanım da oksijene doymuş durumda. Ben ne kadar büyük nefes alırsam alayım kanımın oksijen doygunluğunu arttıramam. Zaten %98'lerde yani 95 ile 99 arasında sürekli değişiyor. En fazla a plazmayı arttırabilirim. Plazmada da çok az oksijen taşınıyor zaten. Fakat ben büyük nefes aldığımda ne yapıyorum biliyor musunuz? Büyük nefes veriyorum. Büyük nefes verince ne yapıyorum? Karbondioksiti boşaltıyorum. Karbondioksiti boşaltınca ne yapıyorum? hemoglobin oksijene bir mıknatıs gibi yapıştığı için başta beyin olmak üzere oksijen akışını kesiyorum. Ne oldu? Beynim ondan uyuşmaya başladı. O zaman demek ki sporda ya da spor dışında kan damarlarımı açmak, solunum yollarımı genişletmek, kan dolaşımımı iyileştirmek, oksijen teminini iyileştirmek için fazla değil az solunum yapmaya ihtiyacım var. Metabolik ihtiyacım kadar solunum yapmam gerekiyor, daha fazla değil. Tıp kitaplarında aslında bu var. Dinlenme halindeyken ihtiyacımız olan hava miktarı 4 ila 6 litre. Fiziksel egzersiz yapmaya başlayınca tabii ki bu metabolik ihtiyaç arttığı için o da ona paralel olarak artıyor. Yani metabolik ihtiyacım kadar benim solunum yapmam gerekiyor. Fazlası zarar. Karbondioksitteki her bir milimetre civalık artış beyne giden oksijen seviyesinde 3 ila %3 ila 4 oranında bir artışa sebep oluyor. Ve ben ağzım kapalı idman yaptığımda karbondioksit seviyemi yaklaşık 3-4 milimetre civa arttırabiliyorum. Bu da beyne giden kan akışında %10'luk bir artış demek. Aslında biliyor musunuz? Günde yarım saat idman yapıyorsanız, bu idmanınızı bir de ağzınız kapalı yapıyorsanız aynı zamanda siz hem nefesinizi çalıştırıyorsunuz sadece kaslarınızı değil hem bir nefes idmanı yapıyorsunuz hem de aslında zihinsel bir antrenmanda yapmış oluyorsunuz. Çünkü beyninizi oksijenlendirdiğinizde beyninizin uyarılmasını da azaltıyorsunuz. Yani beyniniz sürekli uyarılma durumunda olmuyor. Beyin en çok oksijen üreten organ. Oksijen tüketiminin %20'si beyne gidiyor. Ve siz bunu iyileştirmiş oluyorsunuz. O yüzden doğru sonunda fiziksel egzersiz yapmanın sayılamayacak kadar çok faydası var. Bu arada Tülin Hanım'cığım izninizle bir şey fark ettim. Çok iyi oldu e, sizin vasıtanızda. Şimdi ekranın açık olmasına böyle bir güzelliği oluyor. Şimdi Tülin Hanım esniyor ya. Şimdi bir, bir gönülce uykusuz olabilir. Ama bana bir şey hatırlattı. Şunu hatırlattı. Şimdi ben ağzınızı kapatın diyorum ya size. Herkes eminim ağzını kapalı tutuyor şu anda. Eğer bir ağızdan solunum alışkanlığı varsa kişinin... ...kişi bir süre hava açlığı çekiyor ağzını kapalı tuttuğunda. Yani hava açlığı ne demek? Daha büyük nefes almak istiyor. Ve bunu esneme yoluyla yaptırabilir. Bunu iç çekme yoluyla yaptırabilir. Fakat eğer ağzınızı bu arada sizinki ondan oluyor diye değil de bana onu hatırlattığı için. Aslında e... esnemedim hocam, <laughs> öksürdüm. Öyle <laughs> mi? Tamam ama bana onu hatırlatmış oldu. Çünkü bir hafta veya bazı kişilerde 10 gün ağız kapalı tutulduğunda bütün bu semptomlar ortadan kalkıyor. Yani bunu alışma gibi düşünebilirsiniz. Yani bugünden sonra ağzınızı kapalı tuttuğunuzda eğer iç çekmeleriniz, esnemeleriniz artıyorsa bilin ki aslında siz oksine advantage protokolünün içine girdiniz. Az solunum yapmaya başladınız. Biraz hava açlığı çekerseniz bu kötü bir şey değil. Tamam mı? Ya Hocam, onu da söylemiş olayım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, şimdi bende bur burnumda rahatsızlık var. Burun kayması var. Ve doktora da gittim bununla alakalı. Sinüslerim Hı -hı. tertemiz çıktı. Ama Hı -hı. kendim bildim bile de spor yapıyorum. Antrenörlük de yapıyorum. Hı -hı. Ee, Geçen de işte maratona katıldım. Büyük adam mar Maratonu'na katıldım. Ve 10 kilometre kesintisiz yaptım. Ama kesinlikle burnumdan hiç nefes almadım. Hep ağız yoluyla bunu yaptım. Çünkü Hı -hı. nefes alamıyorum. Yani iki tarafta şu an tıkanmış şekilde. Şu an sizle konuşurken de o ses geliyordur zaten. Biraz burnum kapalı yani. Bu Hı -hı. noktada bu egzersizleri yapınca bu e, gerçekten hani işe yarar mı? Onu çok merak Hı -hı. ediyorum. Tamam çok güzel oldu Uğur'cum bu. Bir kere şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten e, hayatını bu işten kazanmıyorsan o maratonlara falan... Ee, yara amatör katılıyorsan bu sorunu halledene kadar ne olur maraton falan koşma o 10 kilometreyi ağza açık koşma yani tamam mı kıyamam çünkü benim de senin yaşında oğlum var şimdi bunun meselesine gelince sen bu webinar boyunca ağzını kapalı tuttuğun gibi görüyorum ben değil mi tutabiliyorsun değil mi bir açsana Şimdi Yok. herkese örnek oluyor bu arada. Aslında konuşalım bunu. Tutabildin değil mi? Uğur? Ya tutabildim ama ama kolay değil. Açlık oluyor yani. Tamam tamam oluyor ama benim sorum, <laughs> sorum şu. Tutabildin mi? Evet. Tamam. Şimdi çünkü bir tutabilen grup var, bir hiç tutamayan grup var. Bir de diyelim sen tutamadın. Bir takım şimdi istersen hemen burun açma egzersizi uygulayalım bunun üzerine. Bakalım burun açma egzersizinden sonra biraz rahatlayacak mısın? Aslında Uğur bizim için şu anda mankenlik yapsın. Uğur'dan şunu rica ediyorum. Herkes bunu yapabilir mi? Burun kanallarınızı bir kontrol eder misiniz? Şöyle yapabilirsiniz. Zaten duyarsınız sesini. Ama Uğur'cum sen de kontrol et. Çünkü zaten biliyorsun sen çok aşırı neşirsin burnunda ama tam bir hisset istiyorum. Biz bir tam hissetsin burun tıkanıklığını. Tamam mı? Hocam afınıza sunarak benim sol çalışmıyor galiba. Tamam, tamam. Bir fark edin şimdi bunu. Ama ben yine tekrar edeceğim. Hamile olan varsa, hamile olma ihtimali olan varsa, ciddi bir sağlık sorunu olan varsa, panik hata olan varsa, bu egzersizi uygulamayacak. Ben düşükten başlayacağım. Bir nefes tutma egzersizi uygulatacağım size fakat giderek dozunu arttıracağım. O yüzden sadece sağlıklı kişilerle uygulayabileceğim bir egzersiz bu. Tamam mı? Bu arada aklınızda olsun. Her türlü güçlü nefes tutma egzersizinden önce mutlaka basit nefes tutma egzersizleriyle başlıyoruz. Isınma gibi düşünebilirsiniz bunu. Tamam Şimdi ben bunu size uygulatacağım. Önce bir tarif edeyim ben. Tamam mı? Oturduğum yer değil. Burnumdan normal bir nefes alacağım. Normal bir nefes vereceğim. Nefesimi tutacağım. Nefesimi tutarken şöyle bir salınım hareketi ilave edeceğim bedenime. Başımı öne arkaya hareket ettirebilirim. Bu beni çok rahat hissettirmezse şu şekilde de yapabilirim. Bir salınım hareketi ilave edeceğiz. Ben zaten sayacağım. Ben sayarken tutacaksınız. Ben saydıktan sonra bırakacaksınız. Tamam mı? Hadi şimdi lütfen ben yöneteyim. Ekranı açık olanlar benim için çok iyi. Açık olmayanlar da bizim ritminize uysunlar lütfen. Şimdi burnunuzdan nefes alın. Verin. Tutun. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bırakın tutmayı. Tutmayı bırakın. Bundan sonunu sürdürün. Burnundan solunumu sürdürün. Şu anda ekranın açık olanlara bir soru soracağım ama konuşmayın. Evet diyenler sadece elini kaldırsın. Şu anda hava açlığı hisseden var mı? Yani hocam bu bana fazla geldi büyük nefes almak istiyorum diyen var mı? Yok. Az tuttuk konforlu tuttuk. Şu an evet biraz bekledik. Tutmaların arasında dinleniyoruz. Hadi tekrar edelim. Bu yüzden nefes alın verin, tutun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutmayı bırakın. Tutmayı bırakın. Burundan sonunu sürdürün. Bu arada ağzımın kapalı olması yeterli. Normal solunumu sürdürüyorum. bu tıkalı burnu açma egzersizi. Burun tıkalı olduğunda tıkanıklığı giderir. Ancak burnun kalıcı olarak açılması bol skorunun 25 saniye gelmesiyle mümkün. 25 saniye gelene kadar arada tıkanmalar yaşanır. 25 saniye gelince tıkanıklık nedir unutuyorsunuz. Şimdi dinlendik. Tekrar burnunuzdan nefes alın, verin, tutun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tutmayı bırakın. Normal solunumu sürdürün. Bu arada ben saymaya devam etsem dahi siz bırakabilirsiniz. Çünkü vücudunuzu siz kendiniz biliyorsunuz. Ben hiçbirinizin anemnizini almadım. Dolayısıyla ben devam ettirebilirim ama siz bırakabilirsiniz çünkü hiçbir nefes tutma egzersizinde aşırıya kaçmak istemiyorum. Hiçbir egzersizde her zaman birazcık kendime meydan okusam da konforlu alanda kalmak istiyorum. Tamam mı? O her zaman hakkınızda olsun. Şimdi birazcık daha dinlenin. Burnum açıldı hocam ameliyata gerek kalmadı diyen yani uğur bizim uğur mu? Ha, Uğur, Uğur karar verdi. Kararı böyle veriyoruz Uğur zaten. Şöyle veriyoruz. Hocam ameliyata gerek var mı yok mu deyince bu egzersizi uygulatıyorum ben. Hala açılmadıysa bir de ayağı kaldırıyorum. Ayakta uygulatıyorum. Hala açılmadıysa diyorum bir KBB'ci ile görüş. Ama ondan sonra yine mutlaka bundan solunum alışkanlığını kazanmak için bir egzersiz rejimine girmen lazım. Aksi takdirde çünkü güçlü alıştığı için ağızdan solunuma gene geçiyorsun. Ama madem yaptık bir devam edelim. Tamam mı? Tam bir uygulatmak istiyorum. Çünkü bakın giderek dozunu arttırıyorum. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Saymayacağım. Şimdi sizden şunu isteyeceğim. Nefesi alıp verip tutmanızı ve salınım hareketi yaparken tutabildiğiniz kadar tutmanızı, konforla işi geçmenizi, kendinize biraz meydan okumanızı, Orta ila güçlü şiddette hava açlığı hissedince tutmayı bırakmanızı ve burundan solumayı sürdürmenizi istiyorum. Buradaki kuralım şu. Herkesin bırakma süresi farklı olacaktır. Herkesin bedeni kendine özel çünkü bu bir yarış değil zaten. Ve tutmayı bıraktıktan sonra asla ağzınızın açılmasını istemiyorum çünkü fazla tutarsanız ağzınız açılır. Bir büyük nefes alabilirsiniz. Ama ikinci ve üçüncü nefeslerin sakinleşebilmesi gerekir. Bu ne demek? Kendinize meydan okuyacaksınız ama aşırıya kaçmayacaksınız. Dördüncü turu bu şekilde yapalım. Hadi burnunuzdan nefes alın, nefes verin, nefesinizi tutun ve tutuluyken bu hareketinizi yapın. Ve kendinizi birazcık zorlayacaksınız bu bir birazcık zorlayacaksınız. Saymanıza gerek yok ama vücudunuzu dinleyin. Hava açlığı hissedeceksiniz. Orta ila güçlü şiddette hava açlığı hissedince tutmayı bırakmanızı ve burundan normal solunumu sürdürmenizi istiyorum. Bu bir meydan okuma. Bu bir stresör aslında. Yani vücutta stres oluşturan bir egzersiz uyguluyoruz vücutta stres oluşturan bir egzersiz uyguluyoruz. Ama stresin faydalı tarafında kalacağız her zaman. Aşırıya kaçmayacağız. Ve arada yine dinleniyoruz. Kaç tekrar yaptık? Dört tekrar yaptık. Burada dinlenme süremiz, kuralımız şu. Nefesimiz normalleşene kadar bekliyoruz. Yani hava açlığı tamamen ortadan kalkana kadar bekliyoruz. Aslında genelde 30 saniyelik bir tutma süresi istiyor o burnun açılması için. Ama bakın ufacık tutmalarda bile Uğur hemen hissetti. Şimdi madem egzersizi yapıyoruz hakkını verelim. Çünkü ben bunu söylediğimde öğrencilerimi Beş kere tekrar et diyorum burnun tıkalı olduğu zaman ama tok karna yapma diyorum. O yüzden beşinci tekrarı da yapalım ve tam görelim neler olduğunu. Ha Bu arada biraz saat de geç oldu ama ya bunu uykudan önce yapmayın mesela. Çünkü uykudan önce bu o, sempatik sistemi uyaran bir egzersiz olduğu için alert yapar sizi. Yani canlandırır sizi. Mesela bunu bir sunumdan önce yapabilirsiniz. Bir sahaya çıkmadan önce bir futbolcu bunu yapabilir. Çünkü canlanacaktır. Ama uykudan önce yaptığınızda yani en azından bunu uykudan önce yaparsanız ondan sonra bir sonra öğreteceğim egzersiz var. Bu arada vaktimizi biz açtık ama Kuantum atletikse pek vakit sıkıntımız olmuyor. Ne zaman bitirirsek o zaman bitiriyoruz. Bu grupta çok güzel gitti. Benim enerjim de güzel oldu bugün. O yüzden başka bir egzersiz daha göstereceğim. Ondan sonra bitireceğim. Onu yapmakta fayda var uyumadan önce. Çünkü uyumadan önce parasempatik sistemin aktif olmasını isterim. Sempatik sistemin değil. Ama burun tıkanıklığı yaşayanlar... Mesela Uğur, Emre ne yapabilirsiniz uykudan önce? Gün içinde zaten bu egzersizleri yaptınız. Ağzınızı sürekli kapalı tuttunuz. Aa, gece bir baktınız uykuya geçeceksiniz burun tıkalı bir serin fizyolojikle veya bir karbonatlı su hazırlayın deniz suyu okyanus suyu var ya hani ya evde de hazırlayabilirsiniz neti var yani burnunuzu açıp mutlaka uyuyun mutlaka burnunuzu açıp uyuyun bu bantı bu arada mayo tape bu bantın e, adı ben bunu yazabilirim galiba sohbete e, markası mayo tape bunu mayo tape benim bir öğrencim bunu getiriyor. Ben bunun e, satışıyla ile ilgilenmiyorum. E, o alana hiç girmedim. Ama bir öğrencim bunu getiriyor. Yani şu anda Türkiye'de var bu. E, çocuk boyu da büyük boyu da. Ya şöyle, bunu önce gündüz kullanın isterim ben. Gündüz kullanıp gündüz adapte olduktan sonra anladıktan sonra rahatlığını bunu uygulayabilirsiniz. Ne zamana kadar? Artık ağız kuruluğuyla boğaz kuruluğuyla uyanmayana kadar. Zaten vücudumuz bunu size söyleyecek. Ha, bu bir destek ürünü. Tamam mı? Ne yaptık biz bu arada? Beşinciyi yaptık mı? Yaptık galiba. Yapmadık mı beşinciyi? Yapmadık. Hadi o zaman yapalım. Tekrar burnunuzdan nefes alın. Nefes verin. Nefesinizi tutun. Ve yine salınım hareketinizi yapmaya başlayın. Ve yine kendinize meydan okuyacaksınız. Konforlu sınırı geçeceksiniz. Orta ila güçlü şiddette hava açlı hissedene kadar nefesinizi tutmanızı istiyorum. Burun spreyleri sıkıntı değil mi diye bir soru olmuş. Bu arada siz devam ederken onu cevaplayayım. Tabii kortizonda olanlar evet. Kortizonda olanlardan bahsetmedim. Kortizonda olanların çok kısa süreli kullanılması gerekiyor doktor verdiğinde. Benim bahsettiğim onlar değil. Tuzlu sudan bahsediyorum ben. Serin fizyolojik çocuğu olanlar bilirler. Çocuklarımız hep küçükken yapmışızdır onu. Kısaca tuzlu sudan bahsettim. Onlar zararlı değil kortizonlu değil çünkü. Tuzlu suyla. Yani karbonatlı su da olur. Benim KBB'ci bir arkadaşım var, o söylemişti bana karbonatlı su da olur diye. Serin fizyolojik de olur. Şimdi ben e, Emre'ye ve Uğur'a soracağım. Uğur gitti galiba. Şeyi kapattı ama. E, açıldı demişti. Emre senin nasıl şu anda? Hocam açık açık şu an yani. <laughs> ha, sol sol taraf yoktu diyordun. Geri geldi mi? Şu an var hocam geldi. <laughs> geldi değil mi? Gerçekten KBB masrafından kurtulduk hocam. iki girmişim. <laughs> ya e, evet böyle bir durum var gerçekten. Çünkü hani deviyasyon var. Burundan nefes alamıyorum gibi bir durum oluyor. Ama işte eğer bir dakika bu egzersizden sonra bir dakika burundan sonunu yapabiliyorsanız ömür boyu yaparsınız. Ama Emre ve Uğur e, ikiniz de benim oğlum yaşlarındasınız. Size şunu söyleyeceğim. Eğer ağızdan solunum alışkanlığını sürdürürseniz burnunuz hep tıkalı kalacak. Biliyor musunuz burnu tıkayan birinci faktör ağız solunumu. Ağızdan solunum yaptığınız için burnunuz tıkanıyor. Burnunuz tıkanıyor ağızdan solunum yapıyorsunuz. Yani aslında hani çok iç içe. Uğur senin nasıl şu anda? İyi. Tamam Uğur'un da iyi. Demek ki Uğur ve Emre neye Hocam, Hocam en son yaptığımda şu an bir, dakika hani burnumdan nefes aldım verdim. Bir dakika boyunca sürdürebildin. Aynen. Şimdi bu harika bir şey. Bu şunu gösteriyor. Uğur'un da Emre'nin de burnu burundan solunuma izin veriyor. Yani biraz deviyasyon olsa bile onu bilemiyorum. Ama bir dakika izin veriyorsa ömür boyu izin verir. Zaten çok fazla nefese de ihtiyacımız yok. Ama şu var tabii. Ee, hani koşu falan yapıyorsunuz ya e, Temaslı sporlar için değil ama temassız sporlarda belki bir nazal dilatör ihtiyacı olabilir yani e, bakın e, çocuklar siz ikinize sesleniyorum ama herkese sesleniyorum aslında şöyle yapsanız da bir böyle yaptığınızda daha rahat nefes alıyor musunuz yani bunun kanallarınızı biraz açın şöyle delikleri biraz genişletin biraz rahat alıyor mu bir futbolcu öğrencim vardı benim mesela Böyle yaptığında hocam ya evet dedi bak böyle çok iyi oluyor dedi ve dilatör kullanmaya başlamıştı. Temaslı sporlarda değil de temassızken kullanabilirsiniz. Burun içi dilatörler var eczanede satılan burun kanallarını genişletiyor. Biraz rahatlattı mı size o şekilde nefes almak? Evet. İşte o dilatör etkisi. Ha bu arada gece uykunuzda bir süre şu burun üstüne takılan nazal stripler var ya. Onlardan da ben faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Onlar da çünkü burunun açık kalmasına yardımcı oluyor. Ağzınızı kapalı tutmakla birlikte bir süre onlardan da faydalanırsınız. Ama oksijen etkisi, oksijen advantage rejimine girip egzersizleri uygulayıp bütün antrenmanlarınızı ağzınız kapalı yaptığınızda bol skorunuz yükselmeye başlayınca burnunuz artık tıkanmayacak zaten. Hocam peki egzersiz sırasında mesela atıyorum yaptığım hareket tekrar sayısı kadar orada geçirdiğim süre kadar ben dinlenme yapıyorum hı hı. o dinlenme sırasında burundan nefes atıyorum ağır bir antrenman yaptım bacak itmanı süper setli geçiyor falan orada ben burundan nefes alma benim için açıkçası çok zor olacaktır zor çünkü yüksek yoğunlukta antrenman yapıyorsun evet bu noktada ne yapacağım çok hoşuna gitmeyecek ama Yapmayayım mı? <gülüyor> yani, <gülüyor> evet. Ya ben şöyle söylüyorum, solunum düzenlenene kadar yüksek yoğunlukta idman yapmasan iyi olur diyorum. Ama a diyelim ki hayır, işte ben yapmak istiyorum e, noktasındaysan, <laughs> o zaman en azından egzersize başlamadan önce bir e, küçük nefes tutma, yani işte oksijen etkisi kitabını okumanızda fayda var gerçekten. Orada bir ısınmaları, soğumaları ilave etmek, en azından bir e, karbondioksit dengesini korumakta fayda var. Mesela bunu pilates için de çok soruluyor bana. Bana deniyor ki "Hocam ben pilatese gidiyorum." E bana "Pilates hocam fazla nefes aldırıyor." E ben gruba uymak istiyorum. Yani yogaya gidiyorum diyor. Bir şeye gidiyorum diyor yani. Ve gruba uymak için ben diyor ağzımı açmak durumunda kalıyorum. Yani devam da etmek istiyorum. Tamam o zaman diyorum. Peki eğer öyleyse şöyle yap. Önce ısın nefes tutarak yani yürüyerek nefes tut onun zaten protokolü var O dersten sonra mutlaka küçük nefes tutma yaparak soğuk ki En azından oradaki kaybını dengeleyebilirsin Çünkü yüksek yoğunluklu antrenmanlarda zaten ağız açılmak durumunda ya ama işte solunun fonksiyonel olduğunda o ağzın açılması sana zarar vermiyor Uğur. Ama sen solunumunu fonksiyonel hale getirmezsen ağzını açınca bir daha kapatamıyorsundur büyük ihtimal zaten. Yani hep ağız açık devam ediyorsundur. Zaten solunumun işlevsel olması halant gibi sporcularda, iga gibi sporcularda Solunumun işlevsel olması buna yarıyor işte. Halantın ağzı hiç açılmıyor mu? İzliyorum ben de onu. Açılıyor. Ama ...falan şunu bildiği için... ...beden de bunu bildiği için... ...ağzını kapatacağı yeri biliyor... ...kapatabiliyor yani vücudu kendiliğinden... ...onu yapabiliyor anlatabiliyor muyum? Hani fonksiyonel sonumu yerleştirdiğiniz zaman... ...olayı anladığınız zaman... ...siz zaten nerede neyi uyarlayacağınızı da... ...bilmiş oluyorsunuz... ...ama... ...işte ben o yüzden... bol yani score çok düşük olanlar... ...ağızdan sonum alışkanlığı olanlar için... ...ya biraz mümkünse yumuşak tarafta gidin yürüyüşle bir devam edin işte hafif koşu yapın bol skorunuzu bir yükseltin ondan sonra zaten tempo artacak ve siz hiçbir rahatsızlık hissetmeyeceksiniz ama biraz sabır gerektiriyor ee, Aybike galiba soru sormak istiyormuş bir de onun e, sorusunun cevabını alayım sonra başka bir egzersiz uygulatayım size ama şu anda galiba aramızda değil. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle bir şey söyledim ya ben. Yemeğin belli bir miktarı var, suyun belli bir miktarı var. Aslında havanın da belli bir miktarı var. Ve bizim ihtiyacımız öyle büyük büyük nefesler değil de yavaş, yumuşak, sessiz, sakin nefesler dedim ya. Biz bu şekilde nefes aldığımızda beynimize de her şey yolunda mesajını gönderiyoruz. Aslında beynimiz sürekli solunumumuzu gözetliyor desem yeridir. Solunumumuz vasıtasıyla kendini güvende ya da tehdidi hissedip ona göre reaksiyonlar veriyor. Bizim bu egzersizimiz temel egzersiz. Kitapta da hafif solunum egzersizi olarak karşınıza çıkacak. Bu egzersizin amacı size hava açlığı hissettirmek. Aslında parasempatik sistemde kalmanızı istediğim ama aynı zamanda alıştığınız miktardan daha az nefes almanızı istediğim bir egzersiz. Soluduğunuz havanın miktarını yüzde yüz olarak düşünürseniz yani yüzde yüz alıyordunuz bugüne kadar. O bu egzersizde yüzde seksenini almanızı isteyeceğim. Daha az nefes almanızı, hava açlığı hissetmenizi ama bu hava açlığının içinde rahatlamanızı istediğim bir egzersiz. Fakat şu an süremiz tabii ki kısıtlı olduğu için hava açlığı içinde rahatlama kısmını size deneyimlettirmem çok mümkün değil. Çünkü, çünkü bu pratikle oluyor. Ben size bugün hava açlığını çay kaşığının ucuyla hissettireceğim. Ve sonra bırakacaksınız. Çünkü ilk defa deneyimlediğiniz için uzun süre zaten kalamazsınız. Kalırsanız solunumunuzun ritmi bozulur. Bunu hiçbir zaman istemiyorum. Fakat bu egzersiz çok enteresan bir egzersiz. Hayat gibi bir şey bu. Hayat çok rahat bir şey değil. Rahatsız bir şey yani. Ya bizi rahatsız eden binlerce şey var. Ama bu rahatsızlığın içinde rahatlamayı öğrendiğimizde ya da başka bir ifadeyle konfor alanımızı genişletebildiğimizde aslında hayatı daha rahat idare edebiliyoruz. Bu egzersizde de hava açlığı hissedip hava açlığının içinde rahatlamayı öğretiyorum ben size. Aslında neyi öğretiyorum biliyor musunuz? Rahatsızlığın içinde rahatlamayı. Rahatsızlığa teslim olmayı. Çok fizyolojik bir egzersiz. Karbondioksit toleransını çünkü ben arttırıyorum burada. Hassasiyetinizi azaltıyorum. Ama aynı zamanda çok mental bir egzersiz. Bu yönüyle çok mental. Rahatsızlığın içinde rahatlamak. Açlık hissetmek ama o açlıkta kalmak. Çünkü siz 4 dakika boyunca açlıkta kalınca solunum merkezinizin karbondioksiti olan reset değeri değişmeye başlıyor. Toleransı artmaya başlıyor. Aynı şey ağız kapalı idman yaptığımızda da oluyor bu arada. Aynı şey oluyor. Bu onu oturarak yapılan versiyonu. Ama önce bir nefesinizle tanışmanız lazım. Çünkü önce bir tanışacağız, bir göreceğiz ki, bir hissedeceğiz ki. Ondan sonra ona şöyle nazikçe bir dokunalım. Şimdi eğer faydası olursa isterseniz bir elinizi göğsünüze bir elinizi karnınıza koyabilirsiniz. Bu ellerin fonksiyonu aslında nefes alışveriş hareketlerinizde rehberlik etmek. Yani nefes alırken dışarıya, nefes verirken içeriye gerçekleşen beden hareketlerini hissedebilir misiniz? Hatta belki kafanızı eğip görmek istersiniz. Nefes alırken dışarı, Nefes verirken içeri bir hareketlenme gerçekleşiyor. Aşağıdan mı, yukarıdan mı olduğu hareketin şu an hiç önemli değil benim için. Hiç aşağıdan solunum yapmaya çalışmayın. Bırakın nefes alışverişlerinizi kendi haline. Sadece olanla tanışın istiyorum. Ne kadar hızlı yükseliyor, ne kadar hızlı alçalıyor acaba büyüklüğü ne kadar görün istedin? çünkü biraz sonra ona nazikçe müdahale edeceğiz şimdi sizden Burnunuza çektiğiniz havanın hızını yavaşlatmanızı, daha yavaş, daha yumuşak, daha hafif nefes almanızı nefesin en tepe noktasında nefesi kendiliğinden dışarıya bırakmanızı istiyorum. İzin verin nefes veriş kendiliğinden yavaş ve yumuşak gerçekleşsin. Ama nefes alışı geçtiğinizde burnunuza daha az hava çekmenizi istiyorum. Egzersize başlamadan öncekine göre %20 daha az hava solumanızı ve hava açlığı hissedecek noktaya kadar solunumunuzu yumuşatmanızı istiyorum. Soluduğunuz havanın yetmediğini hissetmenizi istiyorum. Bunu hissettiğiniz an bu arada egzersizi bırakabilirsiniz. Solunumunuzu hava açlığı hissedeceğiniz noktaya kadar yumuşatabilir misiniz? O kadar yavaş o kadar sessiz, o kadar hafif ki nefes alışverişleriniz. Hiçbir ses duymuyor. Hiçbir hareket görünmüyor. Hava hissettiğiniz an bırakabilirsiniz. Çünkü amacım şu anda size bu duyguyu hissettirmek. Şimdi bir ara verelim. Hava açlığı hisseden oldu mu? Yani... Büyük nefes almak istedim diyen oldu mu? Bu bana yetmedi bu. Oldu. Tamam gayet güzel. İlk denemede hissettik gayet güzel. Burada ne oldu biliyor musunuz? Neden bu oldu? Oksijeniniz mi azaldı kanda? Yok. Kandaki oksijeniniz aslında hücreye daha iyi servis edilmeye başlandı. Ama açlık hissetmemizin sebebi o değil. Karbondioksit arttı kanınızda ve karbondioksit toleransı sınırına gelince solunum merkezi onu boşaltmanızı istiyor. O an size işte açlık hissettiriyor. Ben bunun içinde size rahatlat rahatlamayı öğretince ne oluyor? Siz dört dakika boyunca bu açlıkta kalmaya başlıyorsunuz. Onun içinde rahatlamaya başlıyorsunuz. Bu aynı zamanda çok güzel bir meditasyon uygulaması. Çünkü burada zihnimiz harika bizim için çalışıyor. Yani ben zihnimle çok kavga ettim. İlk yazdığım kitabı okuyanlar da bilirler. Yani onu bir susturma çabası, işte susmuyor sürekli. İşte toplumun etkisi, annenin etkisi, babanın etkisi. Şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Ya zihnim beni korumaya çalışıyor sadece. Ben ona şu an sadece şükran duyuyorum. O benim için çalışıyor, benim düşmanım değil ki. Ama bunu 52 yaşında anladım. Fakat şunu da öğrendim solunumun vasıtasıyla ona dinlenebileceği bir ortam sunuyorum ben. Ben hava açlığı hissettiğim zaman o rahatlıyor. Çünkü bütün dikkat, bütün farkındalık her şey nefeste. Ve canım benim onun düşünmesine gerek olmuyor. O bir rahatlıyor. Aslında ona teşekkür etmiş oluyorum. Çünkü o benim için çalışıyor, benim düşmanım değil. Bu da benim yeni farkındalığım. Hep çünkü kavga ettim, hep susturmaya çalıştım. Hep öyle zannettim. Susturma çabası, meditasyon zihni işte durdurma yani. Yok ben zihnimi seviyorum ya. Her şeyi de seviyorum yani. Her şeyiyle, hepimizin zihni gerçekten. Tek yapmaya çalıştığı şey bizi korumak. Onu da bildiği ve öğrendiği yoldan yapıyor solunum yoluyla ona rehberlik edebilmek çok güzel. Şimdi bir şey daha yaptıracağım. Bu egzersizi hissetmeyenler belki bunu da daha rahat hissedecek. Şöyle parmağınızı burnunuzun altına koymanızı istiyorum. Ama öyle bir koyun ki parmağınızın üstünde hava akımını hissedin istiyorum. Yani verdiğiniz nefes çünkü parmağınıza çarpacak. Belli bir miktar var belli bir ısısı var doğru mu? Hızı var. Onu hissedin. Çünkü birazdan bu değişmeye başlayacak. Biz birazdan solunumu azaltmaya başlayınca parmağınıza çarpan havanın miktarında ısısında azalma hissettiğiniz an hava açlığı hissettiğiniz an olacak. E şimdi başlayalım. Burnunuza daha yavaş, daha yumuşak nefesler çekmenizi istiyorum. Yüzde yirmi daha az nefes almanızı. Yani burnunuzun ucuna kadar çekin aslında, yukarılara kadar değil. Ve kendiliğinden dışarıya gönderin. Bırakın kendiliğinden gitsin. Öyle çok fazla boşaltmaya falan da çalışmayın. Kendiliğinden bırakın. Nefes alma ihtiyacı gelince tekrar daha az, daha yavaş nefes alma suretiyle buraya çarpan hava akımındaki değişimi hissedeceksiniz ve hava açlığı hissedeceksiniz. Soluduğunuz havanın yetmediğini hissetmenizi istiyorum. Hava açlığı hissetmenizi istiyorum. Hissettiğiniz hava açlığı karbondioksit artışından kaynaklanıyor ve kanınızdaki oksijen bu yolla bütün hücre, doku ve organlara etkin bir şekilde servis edilmeye başlıyor. Oksijeni azaltmıyoruz aslında. Belki oksimetreyi takarsanız birazcık azalma görürsünüz ama onun sebebi servis edildiği için. Çünkü kandan sürekli hücreye servis var. Şimdi ara verelim. Bakın aslında bu şuna benzer burada hissettiğiniz hava açlığı. Bunu yarın bir deneyin. Ağzınız kapalı idman yaptığınızda mesela Uğur'cum bak ağzın açıldı ya fazla geldi çünkü hava açlığı. Hava açlığı fazla gelince ağzımın açılması normal. Bana işaret ediyor zaten. Ama şu anda bunun olması da çok normal. Çünkü yeni yeni vücut alışıyor ya. Sen bunu uygulamaya başladıkça süreni uzatacaksın. Ve hiç o ağzı açma ihtiyacı gelmeyecek. Ama bunun için pratik yapmam lazım. Ha şunu söylüyordum. Şimdi yarın mesela bir yürüyüşe çıkın. Tamam mı? Hepiniz. Yarım saat ağız kapalı yürüyüşe çıkın. Temponuzu burundan sonunu sürdürecek şekilde ayarlayın. Hafif hava açlığı hissedecek şekilde yürüyün. Tıpkı burada otururken olduğu gibi. Ama ağzınızı açmayacağınız tempoda olacak. Tamam mı? Ağzınızı açacak tempoyu mu hissettiniz? Hemen durun. Solunumunuzu sakinleştirin. Ağzınızı açmayacak tempoya düşürün temponuzu. Yürümeye başlayın. Orada da aynı şeyi yapıyor olacaksınız. Orada da yine solunum merkezinizin karbondioksit hassasiyetini değiştiriyorsunuz. Aynı şey. Otururken de yürürken de yürürken bir artısı ne var? Kaslarınız çalışıyor ve karbondioksit üretiyorsunuz. Yine ondan faydalanmış oluyorsunuz. O yüzden diyelim bu webinarı tamamen unutacaksınız. Böyle bir akşam hiç yaşanmadı. Bir tek şey kalsın aklınızda. O da solunum organı burundur ve burnumuz kullanıldıkça açık kalır. Çok teşekkür ederim katıldığınız için bana reaksiyon verdiğiniz için gerek chat'ten yazdınız gerek burada yüz yüze. Hepinize çok teşekkür ederim. Benim için güzeldi. Umarım sizin için de güzeldir. Bu arada Petrik'le de bir webinar tekrarımız olacak. Kuadrat duyuracak. Ben de duyuracağım. Ee, Aralık 11 gibi kalmış hakkında ama. Yani yanılıyor olabilirim. Ama siz takip ediyorsunuzdur Kuadrat Edix'i. Ee, ben çevirisini yapıyor olacağım Petri'yi. Böyle bir tekrarımız olacak. Onu da söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? E, çok teşekkür ederim. E, gerçekten benim için de çok verimli oldu ve ben e, şey ve bence boyunca hiç ağzımı açmadım diyebilirim. Aha, çok sevindim. E, ve hani çok iyiydi yani iyi hissettim. E, bunun dışında acaba ağız açık haldeyken örneğin işte bir şeyler okurken işte şan dersi alanlarda, şarkı söyleyenlerde, işte kuran okuyanlarda hani ağız açık bir şekilde de sesi çok iyi kullanmak var ya da işte sunum yapanlarda. Hı -hı. Hani o versiyonu da var mı? Burunu yani ağız açıkken nasıl bu nefesi kontrol edebileceğimize dair <laughs> bir versiyonu oluyor mu? Ya da işte onun için ayrı mı çalışmak lazım onu merak ettim. Çok güzel bir soru oldu. Aslında bu halat örneği gibi oldu. Şöyle söylemiştim ya halat mesela sahada nasıl solunum yaptığını düşünmüyor. Daha önce yaptığı çalışmalar onun sahada ya da tenisçinin kortta yaptığı solunum şeklini kendiliğinden belirliyor. Dolayısıyla konuşmak da, şarkı da bir performans ya. O da bir performans. Oradaki solunumumu, kullanma şeklimi benim konuşma dışındaki alandaki solunumum etkiliyor. Yani benim dinlenme halindeki solunumum, uykudaki solunumum, antrenmanlardaki solunumum işlevselse eğer, ben şarkı söylerken de konuşurken de solunumu etkin kullanabiliyorum. Ama şu bir gerçek ki konuşmak ve şarkı söylemek solunumu çok fazla tüketir. Mesela bizim formumuz vardır. O formda şunu sorarız biz. Mesleğiniz çok konuşmanızı gerektiriyor mu diye. Çünkü şunu görmek isteriz. Eğer evetse öğretmense mesela veya benim ben de bir çeşit öğretmenim. İşte uzun sunumlar yapıyorsa ya da şarkıcıysa bilirim ki hiperventilasyona yatkınlığı var. O yüzden solunumun işlevsel olması o performansı daha etkin yapmasını sağlayacak, Oradaki kaçakları da aslında dengelemiş olacak. Bir de şunu yapıyoruz biz. Aynen futbolcunun yaptığı gibi futbolcu nasıl mesela? futbolcu için bizim bir protokolümüz var. Isınma protokolümüz var. Aslında bizim kendi protokolümüz de var. Mesela benim Microsoft sunumundan önce bir de ben heyecanlıydım gerçekten. Çünkü benim için çok önemli. İngilizce vereceğim bir sunumdu. Yani kendim kendime ispatlayacağım bir şeydi ve bir toplantı odasındaydım. Ben nefes tutarak ısındım mesela orada. Yani yürüyorum bir tarafta. Yürürken nefesimi tutuyorum. Burada ne yapıyorum aslında birden fazla şey yapıyorum. Bir beynimi oksijenlendiriyorum zaten beynimi uyarımını azaltıyorum. Karbondioksitimi arttırıyorum, toleransımı o anda arttırmış oluyorum ve ilk hazırlığımı yaptığım için sahnede konuştuğumda nefesimi çok fazla tüketmiş olmuyorum. Ama mesela benim bugün bu sunumu bitirdikten sonra en az bir 2-3 dakika çok sayıda küçük nefes tutma yapıp burada kaybettiğim karbondioksiti geri almamda fayda var tıpkı sporcunun da performans sonrasında soğuma yapması gerektiği gibi. Aslında aynı protokol o da bir performans. Aynı şey yüzme için de geçerli mesela. Yüzme de çok soruyor. Hocam yüzerken nasıl nefes almalıyız? Yüzerken nasıl nefes alacağını karada nasıl nefes aldığını belirliyor. Yani bütün çalışmalarımız karada bizim ya da sahne <laughs> dışında diyebiliriz. Şimdi konuşmayı da bir sahne olarak düşünüyorum ben. Öğretmenliği de bir sahne almak olarak düşünüyorum. Bütün çalışmalarımız sahne dışında ama etkilerini sahnede görüyoruz. Ama günün sonunda hayat bir sahne değil mi? o Hocam yüzden... burada araya girebilir miyim? Evet evet. Çok kısa bir şey soracağım. Ee, şimdi tamam. normalde yüzme yapıyoruz veya e, bahsettiğiniz gibi dışarıda yani aldığımız aslında nefes bizi etkiliyor. Ama e, yüzmede bence birazcık farklı. Ee, hı hı. yüzme antrenörüm ve yüzme sporcu ki Eee atıyorum şimdi serbest tekiziyorum. Yandan nefes almaya çıktığımda e, bize her defasında ağızdan nefes alınması gerektiği öğretti. Tabii öğretildi. tabii. Ama şöyle bir şey var mesela. E, bu noktada ben burnumdan nefes almak istesem, başım e, başımı yana çevirdiğimde yüzüme hep su gelecek. Oh, oh. için. O yüzden e, bu nasıl olur mesela? Tabii tabii işte aslında biraz onu da kastettim melekçim. Yani teşekkür ederim. Şöyle Rica ederim. E, yüzme sırasında ağızdan solunum olur. Burun şey değil çünkü. Nedeniyle burun orada işlevsel değil. Ama dışarıda yaptığımız çalışmalar attığımız kulaç sayısını etkiliyor. Yani suyun altında hani e, tam anlatabildim mi? Yani kafam suda ben kulaç atıyorum sonra nefes almak için çıkıyorum ya. Evet onu etkileyen bir durumu var. Yani benim solunum işlevsel olduğu zaman kendiliğinden onu etkiliyor. Yoksa ben yüzerken burnundan nefes alayım değil. Çünkü o da bir performans. Orada performans iyi gerektiriyorsa onu yapıyorsun zaten. Ama sağ dışında yapıp işlevsel olup karbondioksit toleransın iyi olduğu zaman senin e, kafan suyunun altındayken attığın kulaş sayısı artıyor. Yani evet, sık anladım. sık 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 kafanı çıkarman gerekmiyor. O da herhalde e, ciddi bir enerji tasarrufu olsa gerek yüzme açısından baktığın zaman. Evet. Sürekli evet. kazandırıyor aynı zamanda. Evet, evet. Evet. Yani teşekkür böyle, böyle bir katkısı siz. var. Ben de teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Saat 11 olmuş. Bu arada iki saattir. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten Hı. teşekkür ediyorum. Hı, Bunu bildiğim oldu. kadarıyla YouTube'a yüklüyorlar diye diyebiliyorum. Dolayısıyla izleme şansınız da olacaktır. Katılamayanlar da izleyebilecektir. Tekrar görüşmeyi umuyorum. Hocam çok memnun olduk. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben de çok memnun oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi çok geceler. Hocam iyi ki varsınız. Siz de öyle iyi ki varsınız. Bütün kitaplarınızı okudum bu arada. Hepsi başucumda. Onları göstereyim. Aa, teşekkür ederim. Odaklan ve Oksijen Etkisi. Aa, Sizi çok şişten takip ediyorum hocam. Aa, ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkürler. Güzel bir kapanış oldu benim için. İlave güzel oldu. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sizler de öyle. İyi geceler diliyorum hepinize.